Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Ocak 2021 yani 2021'in ilk haftasındayız. Yeni bir yıldayız. Yeni bir yıldayız. Umarım bu yıl hepimiz için güzel şeyler getirir. Hep birlikte daha iyi bir yıl geçiririz diye umuyorum. Bu hafta 12. hafta dersimizi yapacağız çevre koruma dersinde. 12. hafta dersimizi yapacağız. Derse başlamadan üzücü bir haberim var. Geçen haftaki dersimizdeki kaydı 3 dakikadan sonra kayıt kapandığı için ders kaydını linke koyamadım. Ama belki linke o konuları anlattığım bir başka kaydı veya PowerPoint sunumu koyabilirim. Daha sonra bakabilmeniz için ama henüz koymadım. Ama öyle bir... Öyle bir... vereceğiz maketleri ama arkadaşlar Şeyma Hanım senin mi? Açık sesin geliyor konuşmalar. Evet. Bakıyorum Alparslan da Enis Ercan da merhaba demişler. Merhaba arkadaşlar. Bu hafta şimdi geçen hafta ormanlardan bahsetmiştik. Umarım aklınızda güzel şeyler kalmıştır ormanlar hakkında. Çünkü ormanların o olumsuz, ormanlarda yaşanan olumsuzluklar bu bütün dünyayı hepimizi etkileyecek. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunların farkında olmamız gerekiyor. Bunların farkında olmazsak biz daha sonra başımıza gelecek felaketlere de ya bunlar nereden çıktı diye de yani böyle bir serzenişte bulunamayız. Yani kimseye sistem edemeyiz. Çünkü bizim farkına varmamız gereken toplum olarak bizlerin ülke yöneticilerinin ve bütün dünyanın, dünyadaki bütün yöneticilerin ve dünyada yaşayan herkesin bu sorunların farkına varması gerekiyor. Bugün size Bartın'a siz gelemiyorsunuz, biraz özlemişsinizdir. Bartın'la ilgili bir sunum yapayım dedim. Yani biraz önce güzel Bartın'ın güzelliklerini göstereceğiz ama sonradan Bartın'daki su kirliliğiyle ilgili yani bunun kaynaklarıyla ilgili bir görsel hazırlamıştık. Deniz kirliliği daha doğrusu bir Karadeniz günü şeyinde yani 2009 yılında yanılmıyorsam Dünya Karadeniz Günü nedeniyle Bartın'da o zamanki bu ders alan öğrencilerimizle birlikte hem sergiler açtık hem bir video yayınladık hem de sergilerde çeşitli fotoğraflar sergiledik. O fotoğraflarla yola çıkarak size biraz Bartın'daki İşte deniz kirliliğinden, deniz kirliliğinin nedenlerinden bahsedeceğim. Ama önce Bartın'la ilgili güzel fotoğraflar göstereceğiz. Yani o sunumda da vardı bunlar zaten. Yani bu güzelliklere bir sahibiz. Yani bunlar yani güzelliklerin olduğu yerde, coğrafyada yaşıyoruz. Ama acaba bu güzelliklerin değerini bilebiliyor muyuz? Yani bu güzelliklere tahkik, yani zarar verdiğimizi biliyor muyuz acaba diye. Böyle biraz kafa yoralım bugün, birazcık oradan gidelim dedim. Bugün de bu konuyu size anlatma istedim. O zaman şöyle yapalım. Bu sunumu size getireyim. Karadeniz Günü ile ilgili hazırlamış olduğumuz bir sunum. Evet. Bakıyorum şu an henüz görmediniz galiba. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Evet. Evet hocam, evet, görüyoruz. Hocam. Gördünüz. Karadeniz geleceği elimizde diye bir sunumdu. Bir de işin kötü tarafı bu otomatik şey. Bunu demek yönetmem gerekecek buradan. Kendiliğinden gidiyor. Bu ayarlı. Bunun ayarını... Dur bakayım ayar nereden çekeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Kapatıp bunu. Buradan bir bakayım.
Herhalde bu sefer olacak. Evet. Şimdi tekrar bunu alalım bakalım. Görüntüyü. Oh, tam film olmuş. Evet, herhalde hallettim. Yani artık ben değiştirince akacak. Şimdi kapattım akışı. Şu an görüyorsunuz değil mi? Evet hocam. Evet hocam. Yani Bartın'ın simgesi olan İnkumu'ndaki kaya üzerinde kendinden bitmiş olan, yetişmiş olan çam ağacını görüyorsunuz. Bu aynı zamanda Bartın'ın simgesi. Yani Bartın Belediyesi bu simgeyi kullanıyor. Bartın Valisi de kullanıyor tanıtım için. İnkumu burası. Güzel ormanlar, üstte dağda ormanlar var. Güzel bir 3 kilometre, biraz abartıyorum belki ama en az 2 kilometreden uzun bir sahil şeridi, kumsalı var. İşte tam açısı bu şeyde kullanılan. Tam açısı bu. Yani o simgenin. Bu açıdan kullanılıyor simgelerde. Deniz harika, çok güzel böyle. Denize girmek de güzel. Çeşitli kıyıları var Bartın'ın, denize girilen. Burası herhalde şey Mugada tarafındaki bir deniz. Yanılmıyorsam eğer. Ya da yanılıyorumdur. Çünkü bir sürü denizi var, güzel denizi var. Burası Hatipler sahili. Kızılkum tarafındaki Hatipler sahili. Yani aynı zamanda Kızılkum. Burası Güzelcehisar'dan görüntü. Gene denize giriyor. Kayıklar var. Güzelcehisar'ın eski hali. Güzelcehisar'a böyle oradaki kayaları göstereceğiz diye, oradaki kayaları göstereceğiz diye böyle bir yol yapıldı. Aşağı tahta bir yol. Çirkin bir yol. Ne yazık ki buna da binlerce lira para harcandı devletin kasasından. Yapıldığının ilk şeyinde ayında dalgalar gelip onu koparttı, aldı. Sonradan bir daha yaptılar. Hala da bunu bir turizm şey olarak da kullanıyorlar. Abi yanlış. Şey bu hali. Güzelcehisar'ın bu hali daha. Olması gereken hali aslında. Zaman zaman daha bulutlar gelir, üstünü kaplar. Burası Amasra'dan karşıda Ağatların köyünün görünüşü. Bu da üst taraftan Bartın gömü ve Tarlaağzı köylerinin, bu Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'nın görünüşü. Hemen bu gördüğünüz alanda aslında daha önce hiçbir şey yoktu. Ama şimdi buraya açıldı daha sonraları. Buraya maden ocağı açıldı bir tane, hatta Hattat Holding'de ve bu gördüğünüz yerde bir termik santral yapılmak isteniyor. Ama eski hali böyleydi. Yani o şeyler ormanlıktı. Şimdi oraların çoğu çıplak. Bu Sinop'tan bir görüntü. Yine Karadeniz. Karadeniz'in bir başka tarafı. Burası Amasra. Amasra Limanı. Yine Amasra Limanı karşıda biliyorsunuz bir deniz üssü var. Onun işte şey deniz botu. Burası gene Amasra kıyıları. Biraz daha böyle Amasra'nın daha da güzel olduğu zamanı. En azından 12-13 yıl öncesi bu fotoğraflar. Amasra her geçen gün ne yazık ki çirkinleşiyor, betonlaşıyor. Amasra'nın Boztepe'den görünüşü. Amasra'nın Boztepe'den böyle güzel görünüyor. Teşke o binalar biraz daha estetik olabilse ama. Yine Amasra Küçük Liman. Amasra Küçük Liman'ın eski hali yine diyelim. Burası yanılmıyorsam Cide tarafında bir sahil olabilir burası. Burası yine Güzelcehisar sahili. Burası Cide Limanı.
ya da Kurcaşile Limanı da olabilir. Benziyor çünkü Kurcaşile. Olabilir. Burada yine Amasra'nın bir başka açıdan görünümü. Yine Amasra. Ve bu güzelliklerin hepsinin yok olabileceğini düşünüyoruz. Birer birer çünkü yok oluyor bu güzellikler. Kararıyorlar. Yani bu gündüzden geceye geçiş gibi bir kararma değil aslında. Fotoğraflarda öyle geçtik ama asıl başka bir nedeni var. Mesela bakın burası Bartın'a. En azından ilk dönem geldiniz. Yani geçen yıl ilk dönem buradaydınız. Bu Kemer Köprü'yü de görmeyeniz yoktur. Çünkü fakülteye gelen, yani üniversiteye gelen otobüs de buradan geçiyor. Yani şehre buradan giriliyor Kemer Köprü'den. Kemer Köprü'nün zaman zaman altta Bartın Irmağı'nın iki kolu var biliyorsunuz. Biri Kocaeli tarafından geliyor. Biri de Karabük tarafından geliyor. Biri Kocaçay, biri Kocanaz ismini alıyor. Şimdi bu su niye bu renkte acaba? Merak, yani ne dersiniz? Bu niye bu renkte, bir söz söyleyecek olan var mı arkadaşlar? Hocam. Kim konuşuyor? İlk konuşan erkek sesiydi. Yasin Güvendi hocam. Yasin Güvendi konuşuyor, evet. Ağaçlar kesiliyor. Biraz ses lütfen. Hocam sizin sesiniz de çok kötü geliyor bana. Bende mi alakalı acaba? Bilmiyorum, diğer arkadaşlara nasıl geliyor acaba? Hocam bana biraz şey geliyor. Ben çıkarttım. Efendim? Gayet iyi geliyor hocam. Kemiriyormuş gibi hocam. Su var aşırı derecede. Şu an hiç gelmiyor hocam. Gelmiyor mu? Alo. Evet hocam, şu an daha kötü oldu ses. Normalde kulaklık takınca geliyordu. Nasıl sesin? Hocam Jack'ı oynatsanız hocam, Jack'ı. Büyük ihtimal Jack'tan o. Jack'ı da oynatıyorum, şeyi de oynatıyorum ama. Hocam demin iyiydi, şimdi daha çok gitti. Ben ne yaptım burada? Kötü bir şey yaptım. Şimdi yine aynı hocam, zor geliyor sesiniz. Nasıl geliyor? Gelmiyor mu? Gelmiyor hocam, az geliyor. Neden? Yasin'in sesini de yapalım derken benim sesim. Hocam sesiniz gelmiyor. Çok derinden boğuk geliyor hocam. Başta dersin başında hiç gelmiyor miydi hocam? Şimdi hocam, ben sesim daha iyi hocam, hocam biraz yükseldi gibi. Geldi mi sesin? Yok, deminkine göre biraz arttı ama yine az. Hocam sesim geliyor mu bilmiyorum ama çıt 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 çı sesi geliyor sadece. Hiç sesinizi duymuyorum ben. Hocam ben de duymuyorum. Sadece çın çın sesleri geliyor. Ya bana şaka mı yapıyorsunuz ya? Kaç hafta bu dersi yaptık? Hayır hocam, cidden gelmiyor sesiniz. Hiç sesiniz gelmiyor aynen. Bir dakika bakalım.
Hocam gelmiyor sesiniz. Dersin başında daha iyiydi sesiniz. Alo, hiç gelmiyor mu? Hocam hala az geliyor. Az geliyor, idare etmiyor mu? Yok yani kulaklık takanlar için az çok duyulur da. Hocam kulaklıkla dinliyorum ben de yine de çok az geliyor sesiniz yani. Evet, şey bir tane hocam, arkadaş kapatıp açsak demiş de o zaman düzelir mi hocam diye öğrenirsek. Hocam bana sadece cızırtı geliyor. Sesiniz hiç gelmiyor. Hocam anlamıyorum dediğinizi. Sesiniz gelmiyor. Hocam tek şey kapatıp tekrar açar mısınız? O zaman belki gelme ihtimali olur mu? Bilmiyorum. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Hocam şu an geldi. Evet, ayarlarında, evet, bilgisayar ayarlarında sorun vardı. Onu düzelttim kapatınca. İyi oldu. Neyse kayıt devam ediyor nasıl olsa. Böyle bir talihsizlik yaşadık ne yazık ki. Ben şimdi tekrar açıyorum sunumu. Oradan devam edeceğiz. Ah, böyle bir şey yaşadık. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyoruz. Evet, buradan ilerlemiştik gene. Ha, pardon, ilerlemiş. Buradaydık, tam buradaydık. Şimdi arkadaşlar, yani niye bulanık bu su? Kim? İlk önce şey Yasin Güvendi söylüyordu. Yasin. Hocam ben kesilen ağaçlar sebep oluyor diyecektim. Evet. Kesilen ağaçlar sebep oluyor. Tamam, evet. Başka? Bir başka söz alacak vardı. Başka bir fikri olan var mı? Hocam bendim. Evet hocam, sendin. Ben. Dilek sen misin? Evet bendim. Tamam Dilek söyle. Ne söyleyeceksin hocam, sen? Hocam ağaçların kesilmesiyle birlikte toprağın yapısı da zaten Karadeniz bölgesinde biraz daha kirli olduğu için ister istemez o çamur suda erimeye müsait oluyor. Öyle olunca da rengi değişiyor diye düşünüyorum. Evet. Evet. Başka bir görüş vardı arkadaşlar. Benim hocam. Evet, ismini de söyler misin? Buradan göremiyorum. D. Besme Yıldızhan. Tamam. Evet, seni dinliyoruz. Bence heyelan hocam. Heyelan da etkiliyor. Ağaçların kesilip boş arazinin olmasıyla, yağmurun yağmasıyla çamur olması. Öyle düşünüyorum. Hocam bence tamamen topraktan kaynaklı. Sesim geliyor mu? Hocam sesim geliyor mu? Hocam duyuyor musunuz? Otomatik olarak benim sesim kısıldı. Siz mi kısıldınız? Bilmiyorum, sizin o yetkiniz yok herhalde ama şimdi açtım. Dinliyorum şu anda. Kim konuşuyor? Ben konuşuyorum hocam. Sultan Bursa.
Sultan Buse Akçay konuşuyor. Evet Sultan evet. Buse Akçay. Hocam bence tamamen topraktan kaynaklanıyor. Yani tamam ağaçlar kesiliyor falan ama yani bence toprak yapısından çünkü eriyor mu artık bilmiyorum. Çamur gibi bence suya aktığı için su o renkte oluyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Topraktan ama toprağın akmasının nedenini onlar da ağaçların kesilmesi değil mi? Aynen öyle evet. Hocam erozyon olabilir mi? O da erozyon. Toprağın yapısıyla alakalı ya. Erozyon diyor arkadaşımız. Evet. Hocam sesiniz kapandı tekrardan. Otomatik benim sesim kapanıyor. Ben de anlamadım. Neden kapanıyor böyle? Durup dururken kapanıyor. Bir de bildirim geliyor hocam. Ne bildirimi? Sesi kapatıldı gibi bir şey yazıyor ama. Evet, o zaman bir hackerlandık. Birisi bizim benim sesimi şey yapıyor, sansürlüyor o zaman yani bir şekilde. Neyse ben dikkat ederim ona o zaman arkadaşlar. Bir şekilde otomatik kapanıyor. Orada bir ayarlı mıydı bilmiyorum ama. Evet. Sesim geliyor mu hocam? Şu an evet geliyor. Betül sen misin? Evet hocam. Tamam seni dinliyoruz. Suyun yükselmesiyle hani taşan ırmak bölgesi üstteki toprağı içine çekiyor olabilir mi? Hani taşmasından dolayı. Yani su yükselmesiyle. Su yükselmesiyle kenarlardaki su toprağı da aldığı için bulandırıyor diyorsun. Bir, evet. O da bir yolu. O da bir yolu evet. Şimdi arkadaşlar bak bu erozyon aslında bunun şeyi. Heyelanda dendi ama tam karşılığı erozyon. Heyelanda buna etkili oluyor. Ama asıl erozyon. Peki erozyon neden kaynaklanıyor? Erozyon neden kaynaklanıyor? Erozyon arkadaşlar ilk başta söylemişti, Yasin söylemişti. Ağaçların kesilmesini Dilek de söyledi herhalde. Ağaçlar kesilince yani toprak üzeri çıplaklaşınca arkadaşlar bir dakika bu hocam, benim ayarlarım. Hocam sesiniz gidiyor. Biliyorum farkındayım. Otomatik herhalde bu zamanlamalı bir şekilde otomatik şey oluyor. Bir daha ayrılacağım, bir daha geleceğim yayına. Evet arkadaşlar. Bir şekilde benim iki dakikada bir mikrofonum kapanıyor. Diyemedim. Ayarlarda da öyle bir ayar yok. Baktım ayarlara. İlk kez başıma geldi. Böyle bir şey. Ama artık onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Hem de görselleri göstermek istiyorum. Neyse bu fotoğraf üzerinden gidelim. Sonra görsele tekrar döneriz. Yani ağaçlar kesilince, bitki örtüsü ortadan kaldırılınca, orası sadece toprak olunca arkadaşlar, yağmurlar yağdığı zaman toprağa çarpıp hızla akışa geçiyorum. Şimdi sesim geri geliyor bana. Şimdi bize normal geliyor hocam. Yani bana. Hocam biz güzel duyuyoruz. Tamam iyi o zaman. O açıdan yağışlarla birlikte ve yağışların hızlı olmasıyla birlikte yağmur toprağı sökerek sulara taşıyor, akarsulara taşıyor. Akarsularda yükseliyor. Biraz bir başka arkadaşınız da söylemişti. Yanılmıyorsam Betül Nur söylemişti. O da dedi ki toprak biraz şey yaptığı zaman, su yükseldiği zaman kenardaki toprağı da alıp taşıyor dedi. O da bir yöntem arkadaşlar. Ve toprak bu şekilde aşınıp taşıyınca işte biz de buna erozyon diyoruz zaten. Ne oluyor? Bulanıyor. Akarsu bulanıyor. Yani demek ki bunu önlemek için bizim ormanlarda yaptığımız o kesimleri, ağaç kesimlerini azaltmamız lazım. Yani böyle çok aşırı yüklenmememiz lazım. Mera alanlarımızı korumamız gerekiyor. Meralar çünkü otlak ve çayırlardır. Onlar da bir şekilde toprağa süzerler. Ama sonuçta eğer toprağın üzerinde bitki örtüsü, ağaçlar varsa yağmur önce onların dallarına, yapraklarına çarpar ve yere daha yumuşak düşerler. Sert düşmezler ve yerde de bitki örtüsü olduğu için ne yaparlar? Hemen akışa geçmezler. Önemli bir kısmı sızarlar. Yani kimisi ağacın gövdesinden sızarak toprağa girer. Kimisi yapraklarına, dallarına çarparak yumuşayıp toprağın üzerine düşer. Ama toprağın üzerine gene bitkiler olduğu için, yani otlar falan olduğu için orada akışa geçmez, sızar. Aslında odur. Yani yağmur yağınca bir an önce hızla derelere ulaşması seller ve taşkınları doğurur.
ve o su akıp denizlere gider, o sudan yararlanamayız bir daha biz. Ama toprağa giderse o su ne olur? Yeraltı sularını besler. Toprağın yapısı şeydir, toprak yani bünyesinde suyu alır, sünger gibi şişer aslında. Toprakta bulunur ve zamanla sızarak yeraltı sularına karışır. O yeraltı suları da derelere karışır ya da kaynak suyu olurlar ve bizim içme sularımız olurlar ya da dereleri, ırmakların düzenli akışını sağlarlar. Ama biz şimdi ormanı kesersek, ağaçları kesersek, bitki örtüsünü yok edersek ne olur? İşte bizim bu fotoğrafta gördüğümüz olay olur. Nedir o? İşte bu, şimdi biraz sonra tekrar göstereceğim. Bu olay olur. Yani bakarsınız ki Bartın Irmağı'nın üzeri yani böyle devamlı bulanık alıyor. Bu topraktır aslında. Şu anda asıl bulunan, suda asıl bulunan toprak tanecikleri bu. O yüzden suyun rengi böyle. Bir süre sonra ne olacaktır? Bu toprak dibe inecektir. Yani ırmağın dibine doğru, yani asılı kalmayacak, süspansiyon halinde kalmayacak, aşağı inecek ve dere yatağını dolduracaktır. Dere yatağını doldurması da bir başka tehlikedir. Neden? Dere yatağı doldukça ırmak yükselmeye başlayacak ve daha çok taşkın ihtimali olacak. O zaman dere yatağını da bir daha boşaltmak gerekmektedir. Temizlemek gerekmektedir. Bakın ırmakların ve deniz kenarlarının, ama bu aynı zamanda bu taşınan toprak şu işe de yaramaktadır. Denize gittikten sonra yani deniz bulanır bir sürü ama o toprak aynı zamanda deniz kıyısındaki o kumsalları besler. O kumsallar da ne olur? İnsanların yazın gidip denize kumsalda girmesini sağlar. Yani kum nerede vardır kumsallar? Daha çok ırmakların döküldüğü yerlere yakın olan yerlerde deniz. Diğer yerlerde çakıl vardır biliyorsunuz. O anlamda böyle bir farklılık da oluşturur bu. Yani erozyon kötü diyoruz ama aynı zamanda kumsalların oluşması anlamında da yararlı bir şeydir ama ya o kadar da hızlı olmasın yani. Durun biraz yavaş. Yani bu kadar ırmakları bu kadar şey yapmayalım. O yüzden de dağlardaki ormanları korumamız lazım. Meraları korumamız lazım. Bitki örtüsünü korumamız lazım arkadaşlar. Bir başka şey arkadaşlar. Bu akan bir çağlayan değil demiştik o zaman. Yani bu akan bir kanalizasyon, bir şehrin kanalizasyonu yani. Şu anda belediye diyor ki biz bunları artık dereye akıtmıyoruz. Bartın Irmağı'na akıtmıyoruz. Biz bunları topluyoruz. Belli bir yerde arıttıktan sonra ırmağa veriyoruz diyor ama belediye. Ama biz bunu çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi çok vardı ama şu anda da ben oturan birisi değilim. Yani Bartın altın üstüne getiren birisiyim. Yürüyorum. Yürümeyi çok seviyorum. Yani görüyorum gene yani akarsuyor Bartın Irmağı'na böyle şeyler boşalıyor. Bunlar da temiz su diye boşalan. Yani evlerin kanalizasyon atıkları birleşiyor ve buradan ırmağa karışıyor. Yani bu tür. Yani burası değil, bir sürü böyle noktadan ırmağa karışıyor. İşte bir başka nokta gene. Bu başka nokta. Aynı zamanda çöp atılmış buradan kenardan. Eline geçene atmışlar bu şekilde. Ve aynı zamanda sanayi tesisleri. Bakın bu arkada Bartın Sanayi Bölgesi'ni görüyorsunuz. Organize Sanayi Bölgesi. Yani hemen kenarındaki o çim alanın nasıl kirlendiğini görüyor. Niye kimyasallar, çeşitli kimyasallar buradaki atıklardan kimyasallar. Hatta hemen yan tarafında o görüyorsunuz oradaki şey var, eğimli yer var. Hemen oraya çöplerini, sanayi tesislerinin çöplerini oraya boşalttıklarını görüyorsunuz. Bakın kendileri arkada görmüyorlar ama bu taraftan dere tarafından, Irmak Bakanı tarafından bakınca o çöpleri görebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu işte kimyasal atıklar görüyorsunuz. Irmağın rengini değiştiriyor. Biz şu anda ne şey yapıyoruz? Hem susuzluk hem kuraklık sorunu yaşıyoruz arkadaşlar. Yani hem bir gün susuz kalacağız bugün işte hem de kuraklık sorunu yaşıyoruz. Ve susuz kalırken de sadece yani kuraklıktan kaynaklanan bir susuzluk değil bu arkadaşlar. Kurak, yağmur yağmıyor, derelerde su az akıyor, göller dolmuyor, baraj gölleri dolmuyor, su tükeniyor ama aynı zamanda arkadaşlar susuzluk derken suyun kirlenmesi de bir susuzluk nedeni. Ya su kirleniyor, kimyasallara kirleniyor. Artık bu suyu siz ya içme suyu olarak kullanamazsınız, kullanma suyu olarak kullanamazsınız. Hava hayvanınıza bu sudan içiremezsiniz çünkü zehir çünkü kimyasal madde. Ama ne yazık ki bakın organize sanayi bölgesinden işte biz kalkınacağız, şey yapacağız, işte sanayicinin önünü açacağız şu söylemlerle yaptırıyorsunuz. Ama onun arıtmasını doğrusu yapmadığınız zaman onların arıtılıp ırmağa bırakılması lazım onların sıvı atıklarının. Ne oluyor? Onlar direkt ırmağa atılınca böyle kimyasal tepkimelere giriyor suyla ve zehirleniyor su.
Bakın Bartın çayında her yıl balık ölümleri oluyor. Veya Bartın çayının üzerinde böyle yosunlar oluşuyor. Böyle tabakalar, alt tabakaları diyoruz buna. Buna örtifikasyon aslında bunun ismi. Bunun ismi örtifikasyon. Bunu belki daha önce duymamışsınızdır örtifikasyon ama çok önemli. Şu anda bizim ırmaklarımızın birçoğunda, yani ben şimdi Bartın ırmağı üzerinde anlatıyorum ama yani yaşadığı yerde böyle ırmak olan hepiniz yani buna dikkat edin. Oralarda da yaşadığınız yerlerde de buna benzer konularla karşı karşıya mutlaka kalıyorsunuz, görüyorsunuz, şahit oluyorsunuzdur. Yani ne oluyor? Hocam. Efendim. Gene mi sesim geliyor? Yok yok gördüm ama daha önce mesela su profilinden ötürü Bartın Irmağı'nın uzun kollarında taşımacılık yapılıyormuş. Artık o bile yokmuş yani. Hani öyle söylemişti bir hocamız. Ya tabii o şöyle işte biraz erozyon dedik ya. Erozyonla birlikte dere yatağı dolduğu için ne oldu? Şimdi oraya o gemiler giremiyor artık o şeyler. Bir ama ikincisi daha önce Bartın'da bir liman yoktu. O yüzden o ırmak üzerinden bizim iskeleye geliyordu. Nereye? Siz şimdi nereden bilirsiniz? O eski terminal mevki orası da Yalı diye de geçiyor. İşte oradan kafe. Yalı. Biliyorum. Efendim Yalı oradaki kafe isimlerinden şey yaparsınız. Yalı'yı herkes biliyor evet hocam. İşte orada Yalı'da kafeler var ya böyle. O oldu Yalı'daki şeyi orada mesela Henry Jones kafenin olduğu yer eskiden şeydi işte limandı yani daha önceden. Örneğin baktığımızda. Orada hatta büyük tekneler yapılıp oradan ırmağa verilirdi. Oradan bir şey yapılırdı. Yani daha çok ırmaklarda çalışan ama ırmaklardan denizlere de giden tekneler yapıldı. Büyük tekneler yapılırdı yani. Ulaşım yapılırdı. İşte ama ne oldu? Yani bir zaten 1970'li yıllarda Bartın Limanı yapıldı. Boğaz mevkiinde. Orada liman yapılırken artık buranın kullanılmasına gerek kalınmadı. İki ama ikinci nedeni arkadaşlar Bartın Irmağı devamlı erozyonla doluyor olduğu için artık yani o kadar tekne oraya giremiyor. Yani kayıklar giriyor, küçük tekneler girebiliyor. Onlar da böyle turistik tur yapıyor ya da balıkçılar buradan açılıp işte denize açılıp balık tutmaya gidiyorlar. O anlamda kullanılıyor. Şimdi burada ötrifikasyondan bahsediyorduk. Ötrifikasyon şu arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Çünkü ben şöyle örnek vereceğim size. Ben ilk Bartın'a 1994 yılının Nisan ayında geldim. İlk gelişim o. Bak nereden baksanız 27. yılındayız herhalde gelişimin. Ve işte 27 yıldır burada görev yapıyorum. Arada gittim ya. Başka yerlerde de yaşadım yani görev icabı gittim. Ama sonuçta o zamandan beri Bartın'dayım diyelim. Hemen geldiğim yılın ertesinde haberler var. O zaman yerel kanallar, televizyon kanalları biraz etkiliydi. Çok kişi izliyordu onları. Ben de izliyordum. Şöyle bir haber vardı. Bartın Irmağı'nda işte balıklar ölüyor. Balıklar yüze vurdu. Ölerek hepsi yüzde doğru. Yani o yüzlerce balık görseniz hepsi ölmüş. Onun haberin devamı şöyleydi. Haberin devamı şöyleydi. Şey diyordu. İşte balıklardan örnekler alındı. Ankara'da hıfzıza yani ya Ankara'daki işte şeye laboratuvara gönderildi. Oradan gelecek olan şey rapora göre işte balıkların nasıl öldüğü tespit edilecek diye şey yapıldı. Ben de ertesi gün bu haberi izledim. Ertesi gün o yerel televizyon kanalına gittim. Dedim ya dedim ben bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum dedim. Şimdi siz buradan örnek alındığını gittiğini söylüyorsunuz ama işte valilik almış örneğe göndermiş ama şimdi oradan gelen sonuçta hiçbir zehir bulunmayacak dedim. Şaşırdılar tabii. Oradan gelen sonuçta işte beni televizyon programına aldılar. Orada anlattım bunları. Oradan gelen sonuçta hiçbir zehir bulunmayacak. Nasıl bulunmayacak? Çünkü bu balıklar bir zehirden ölmediler. Bu balıklar havasızlıktan, oksijensizlikten öldüler. Bu da ötrifikasyon oluyor diye anlattım. Tekniğini de anlattım. Neden? Arkadaşlar işte kirlendikçe sular azotla, bakın bunlar azot, fosfor ikisi öne çıkıyor. Azot ve fosfor özellikle öne çıkıyor. Kükürt de olabilir. Kükürt de buna dahil olabilir. İşte bunlarla kirlendikçe burada su kirlendikçe algler oluşuyor. Yani oksijenin solunum yapan şeyler değil algler. Yani orada oksijenin azalmasından kaynaklanacak şekilde algler oluşuyor. Bu yeşil şeyler görüyorsunuz ya yüzeyde. Yosunlar oluşuyor yani. Bunlar arttıkça suyun oksijeni daha çok tükeniyor. Suyun oksijeni tükendikçe oksijenin solunum yapan canlılar da ölüyor. Canlılar da ölüyor. Mesela bunun göstergesi balıklar. Balıklar artık oksijen almak için önce bir almaya çalışıyorlar böyle kafalarını sudan çıkarak ama ölüyorlar. Ama sadece balıklar ölmüyor. Sudaki oksijeni solunum yapan bütün canlılar ölüyor. O yüzden yani bu o balıklar zehirlendiği için değil
O balıklar oksijensiz kaldığı için öldü diye açıkladım. Ve bakın dedim, Ankara'dan gelecek sonuçta hiçbir zehir bulunmayacak dedim. O yüzden yani valilik bu konuda önlem alacaksa, yani bunun otifikasyondan kaynaklandığını, otifikasyonun nedenlerinin de 3 nedeni olduğunu. Biri fabrikalardan ırmağa bırakılan kimyasal maddeler, biri evlerden bırakılan kanalizasyon atıklarının direkt ırmağa bırakılması, biri de tarımsal alanlarda kullanılan ilaç ve gübrelerin toprağa sızıp oradan da ırmağa sızması. Bu 3 neden. O anlamda valilik de bu üçünü önlemini almazsa biz her sene Bartın ırmağında bu balık ölümleri yaşayacağız dedim. İşte keşke kayıtlar olsa da o zamandan o kaydı görse. Ben de gençmişimdir o zaman. 26 yıl öncesi, 25 yıl öncesi yani nereden baksanız. O yüzden böyle açıkladım. Zaten haber geldi, şey aldı. 3 gün, 4 gün sonra bir haber yaptılar. Evet, Ankara'dan sonuç gelmiş ve balıklarda zehir bulunmamış. Abi biz onu demiştik. Ama işin acı tarafı arkadaşlar, bakın o zaman 1995 miydi, 96 mıydı? Ama 10 yıldan sonra her yıl, her yaz Bartın Irmağı'nın su seviyesi azalınca, özellikle Temmuz sonu değil, Ağustos ayında, Ağustos ayının ikinci haftasından sonra Bartın'da balık ölümleri haberleri çıkar. Ulusal medyada bile çıkar. Bartın Irmağı'nda balık ölümleri. Yani bakın her yıl, bak ben de yazarım Ağustos'un ikinci haftasında, acaba ilk balık ölümü haberi hangi mevkiden gelecek Bartın Irmağı'ndan diye. Ama işin tuhaf tarafı arkadaşlar, 1995'ten beri bak aynı şey yaşanıyor. Belki daha önce de yaşanıyordu da ben burada yaşamıyordum. Ben o zaman gördüm. Yani ve bunun önlemi alınmıyor ve her sene ah balık ölümleri şöyle oldu. Tahliller alındı, balık örnekleri alındı. Ankara'ya laboratuvara bilmem ne gönderildi. Her sene bu haber aynen tekrar ediyor arkadaşlar. Böyle bir gariplik. İşte bakın yani işte bunun nedeni ne? Bunun nedeni saydık. 3 neden var. Fabrikaların sıvı atıklarının arıtılmadan ırmağa bırakılması, kanalizasyonların arıtılmadan ırmağa bırakılması. Üçüncü nedeni de arkadaşlar, üçüncü nedeni de işte tarımsal gübre ve ilaç kullanımının aşırı kullanımı nedeniyle toprağın doymuş olması, onların bir süre sonra yağışlarla birlikte ya da yeraltı sularıyla birlikte ırmağa karışması ve ırmağı zehirlemesi. Bunlar da fosfor ve azot baş çıkıyor bu şeyler, kimyasallarda. Durum bu. Yani siz o zaman seneye bir Ağustos ayında bir bakın arkadaşlar, buradaki balık ölümü haberleri nasıl gelecek önümüze. Ya da şöyle bir Google'da geriye dönüp tarayın, Bartın Irmağı'nda balık ölümü deyin. Bakın her yıl bu haberlerin tekrarlandığını göreceksiniz. Ya böyle yani bildiğimiz, nedenini bildiğimiz ve çözümünü de bildiğimiz ama çözümüne başvuramadığımız şeyler olabiliyor. Hatta zaman zaman şöyle oluyor. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ya bizden ilgili değil diyor. Bu belediye sınırları içinde oldu diyor. Belediyenin kanalizasyon atıklarından kaynaklanıyor diyor. Bartın Belediyesi diyor ki ya diyor bu diyor şey sizle ilgili, siz fabrikaları iyi denetlemiyorsunuz. Fabrikalardan yapılan sıvı atıklar oluyor diyor. Zaman zaman böyle tartışıyorlar. Ben de devreye giriyorum. Ben de zaman zaman müdahil oluyorum bu konuya. Diyorum ki ya Bartın Belediye sınırları içinde balık ölümleri olur tabii. Niye olur? Çünkü yukarıdan birikerek geliyor. Burada artık akmıyor ırmak. Oralarda biraz da akıyor yukarılarda. Aktığı için, ırmak aktığı için bir oksijen şeyi oluyor. Yani oksijen suya karışıyor böyle akış olduğu için. Ama su hepten durgunlaştığı için, işte o da şehir içinde durgunlaşıyor su akışı. Gidin bakın ırmağa, hiç akmıyor gibi görünür. Yani akmaz da zaten yani. Orada bu yaşanıyor. Ama ırmak akışına normal devam etse zaten bu sorunla yaşamayacağız. Çünkü bu ötifikasyon olayı aslında göllerde olan bir şeydir. Suyun akmadığı, sabit olduğu yerlerde olan bir şeydir. Ama Bartın Irmağı'nda oluyor. Niye? Suyun akmadığı zamanlar doluyor. O da Ağustos'un son işte 3. haftasından sonra 2. 3. 4. haftaları bu yaşanıyor. Yağmurlar yağmasa devam ediyor arkadaşlar. Bu sene de çok yoğun olarak yaşandı. Ben de epey bir filmi aldım ve fotoğraf çektim bu sene de bu konuyla ilgili. Var mı? Hocam ben de onu diyecektim. Efendim? Hocam evet, o ötifikasyon, o olay göllerde oluyor. Hatta nilüferler falan var. Ben Bartın Irmağı'nın bir kenarında da böyle nilüfer çiçekleri gördüm. O yüzden şaşırmıştım. Evet, göllerde o bir tür yani ne yapıyor? Oksijensiz solunum yapan canlılar, anaerobik diyoruz biz onlara. Anaerobik solunum yapan canlılar. Anaerobik canlılar. Onlar ürüyorlar. Bunlar altler yani yosunlar. Onların üremesi oradaki oksijeni daha çok bitiriyor bir şekilde. Ondan kaynaklanıyor. Onlar suyun üzerine örtüyorlar bir şekilde ve böylece bir oksijen azalması oluyor ırmakta. Ondan kaynaklanıyor arkadaşlar. Evet, yani sesler senden gelmiyor. Direkt başka bir yerde mikrofon açık. O kapatsın lütfen. Evet, arkada konuşmalar geliyor çünkü.
İşte ben de şaşırmıştım hani göl çiçeğinin nehirde ne işi var diye. Meğersem bundan. Demiyorum ben onu bağ kuramam. Biyolog değilim ama yani bu konuda bir yorum yapabiliyorum ben de. Yani sizlere. Şimdi devam edersek arkadaşlar. Tabii o zaman da bu konuyu sizden daha önce konuştuk biliyorsunuz. Yani köylerdeki çöpleri şeyle hatta Merve Cibır'ın yanılmıyorsam sınav ödevi böyle bir konuydu. Ama bir iki arkadaşımız bu konuyu yazdı. Özellikle kırsal alanlarda yani çöplerin ırmak kenarına böyle yığılması arkadaşlar. Sadece bu köylerde değil bakın belediyelerde, beldelerde bile bu oluyor. Ya belediye başkanları, belde belediye başkanları çöplerini böyle ırmak kenarına yığıyor. Geçici yığma diyor buna. Geçici depolama diyor. Ama bir süre sonra sel geliyor. Bu su yükseliyor. O suyun öyle aklına bakmayın. O su bir yükseliyor. Bunları alıp götürüyor. Alıp nereye götürüyor bunları? İşte Bartın'a getiriyor değil mi? Bakın buraya atılmış çöp. Bir süre sonra selle birlikte akıp buraya geliyor. Görüyor musunuz? Burası Kemerköprü yine. Yani bu sene Ağustos ayında da yine aynı bu görüntü vardı. Yine bu fotoğrafın benzerini çektim. Bu fotoğrafı da yani 2007'de falan çekmişizdir yani. Görüyor musunuz? Aynı şey. Çöpler aynen deniz. Burada kalıyor mu çöpler arkadaşlar? Çöpler burada kalmıyor. Dereler, diğer derelerden gelen çöplerle birleşiyor. Sonra denizlere gidiyor arkadaşlar. Bak bu Amasra. Burası Amasra Limanı. Görüyor musunuz denizi? Ya işte bu derelerden daha çok derelerden geliyor bunlar. Hani insanlar direkt atanlar da var bu tür çöpleri. O şekilde bilinçsiz insanlar da var. Yani elindeki çöpü denize atan ama çoğu bu şekilde ırmak kenarına depolanan çöplerin ırmaklarla taşınıp denize kavuşması. Burası Amasra bizim Bartın'ımızın bir numaralı turizm şeyi değil mi? Yöresi. Turistler geliyor. Aha Amasra limanı ne güzel. Deniz ne güzel. Bir bakıyor balık görmek için çöpleri görüyor değil mi? Böyle şey olarak. Ve bunun benzeri aslında sadece Amasra'da değil turistik bir çöp yöresi de karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sonra o çöpler nereye gidiyor arkadaşlar? Dalga geliyor. İşte o liman içinde liman dışına çoğu çıkıyor. Oradan dalga geliyor. Dalga bir vuruyor arkadaşlar. Onları kıyıya atıyor. Çoğu zaten deniz kenarındaki çöpü siz sanıyorsunuz ki orada kalanlar bırakıp gidiyor. Hayır. Yani orada bu kalanlar da bırakıyor ama yani denize girenler de bırakıyor ama asıl çöp arkadaşlar işte bu dediğimiz yolla geliyor. Yani deniz kenarına yığılan çöpler onların ırmak kenarına yığılan çöpler, dere kenarına yığılan çöpler, onların sel gelince taşınması ırmak yoluyla sonra denize gelmesi, denizde de dalgalarla kıyıya vurması. Görüyor musunuz? Bunlar hep dalgalan vurmuş kıyıya. Belli. Duruşundan belli. Neler oluyor bunların içinde? Şöyle biraz daha şey yapalım mı? Bakalım neler var? Böyle işte bir tane şey var. Fıs fıs bir şey var. Ondan sonra bir deterjan gibi bir şey var. Su şeyi var. İşte yağ. Ya her şey var arkadaşlar baktığımız zaman. Bakalım başka ne var? Bu plastikler bir de yok olmuyor yani biliyorsunuz. Bunlar yok olmuyor. Doğada yok olan şeyler değil bu plastikler. Sigarasını şeyine atan var, kabına atan var. İşte şeyin kutusuna atan var. Şeyi atan var. İşte. Biz de yani diyoruz getirdiğinizi geri götürmeyi unutmayın diyoruz tabii şey olarak. Abi bakın yani bu denize giriliyor burada ya. Şu an denize girilirken yani girilme zamanı çektim ya ondan hemen sonra çektim. Ama bunların çoğu insanların getirip bıraktığı şeyler değil. Denizin getirdiği şeyler aslında. Bakın daha başka neler çıkıyor. Biraz daha özelleştirirsek konuyu. Bakın solda bir şırınga var arkadaşlar. Belki de şey bir şey mikrop var. Bakteriyel bir şey var içinde belki bilemiyoruz. Sağda bir şey var herhalde bir böcek ilacı gibi bir şey var. Aerosol activator diye bir şey. Prolog bilen var mı bilmiyorum. Belki bitkilere kullanılan bir ilaçtır. Onu da bilmiyorum. Sol altta bir ilaç şişesi var mesela. Sağda gene bir aerosollü bir şey var. Bunların çoğu kimyasal da içeriyor. Bunlar işte denizle ırmakla denize gelip deniz yoluyla da bir şekilde böyle kıyılara vuran şeyler. Bakın bira şişesi var. Bira kutusu daha doğrusu. Kola kutusu var. İşte ateş yakmışlar. Onun kalıntıları bir de var. Bunları yakanlar var. Orada şey yapanlar var, mangal yapanlar var. Bir de onların bıraktığı o mangal artıkları var kıyılarda. Bu camlar var, şırınga var, diğer şey hepsi var, gazete var. Bütün hepsi bu kıyılarda. O camlı kumsala birileri gelecek, basacak, ayaklarını kesecek belki de. Hatta bizim şeylerde yani bunun şey olduğu söyleniyordu. Çatal ağzında bir termik santral var. Onun denize bıraktığı artık kül artığı böyle bir süre sonra böyle şey oluyor birleşiyor küller böyle denizin içinde bu şeyler oluşuyor. Ondan sonra da çünkü suyun yüzeyine de çıkıyor bir şekilde
dalgalarla çatal ağzından, Zonguldak çatal ağzından şeye kadar burası yanılmıyorsam Kızılkum sahili. Çünkü oraya yakın çatal ağzına, biraz daha yakın. Bartın'ın en batısındaki sahil. Ve işte görüyorsunuz o kıyılarda biz bunları tespit edebiliyoruz. Ya da işte bu çöpler burada olunca insanlar denize girmeye gelenler işte oradaki muhtar topluyorlar. Bunları yakmaya çalışıyorlar. Yakmak ayrı bir şey oluşuyor. Ayrı bir kirlilik yapıyor bunlara. Ayrı bir kirlilik yapıyor. Sonra burası bu kadar. Bakın insanlar gelip oraya hemen bir bina yapıyorlar. Ormanı açıyorlar. 2B arazisi burası garanti. Hemen oraya bina yapıyorlar. İşte sadece o değil. Oradan oraya yol geçirmek için yapılmış şey de denizin kenarına nasıl beton döküldüğünü görüyorsunuz. Nasıl beton, yani denizin oradaki şeyden nasıl koparıldığını görüyoruz. Bir başka şey, Bartın Irmağı'nın şeye ulaştığı yer. Yani bakın hemen orada dağı patlatıyorlar bir şekilde. Artık malzeme almak için mi, ne için mi? Ve korunan alanlar var. Burası korunan bir alan aslında. Bu şeyin üst tarafı burası. Güzelce Hisar'ın en eski hallerinden biri bu arkadaşlar. Bundan 10-15 yıl önceki hali. Oradaki arkadaki ormanlar aslında koruma ormanları diyelim. Ama bakıyorsunuz bir şekilde oralar işte yapılaşıyor. Çarpık yapılaşma diğer şeylerle yok oluyor. Bir de sahillere böyle hizmet noktaları yapılıyor. Olmasın demiyorum hizmet noktaları ama ya en azından biraz estetik olsun değil mi? Böyle toplama malzemeyle yapılmamış olsun, şey olsun. Ama oradaki bir işte o köyden birileri topluyorlar malzemeyi, yapıyorlar. Zaten buraya kışın kimse gelmiyor. Yazın açıklar böyle geçici şeyler yapıyorlar ama bunu yani bunun dünyada örnekleri var. Yani bunun daha düzgün şekilde yapılan yerler var arkadaşlar. Birazcık daha düzgün olabilir. Yani insanlara yaraşır estetikte, görsel zevki bozmayacak güzellikte şeyler. Niye yapılmasın? Yani niye biz yapamıyoruz ya da neden biz yapamıyoruz? Mesela bizim kıyılarımızda bir endemik bir şey var. Zambaklar var arkadaşlar. Bunlar endemik, o kıyılarımıza endemik, Karadeniz kıyılarına endemik olan bir bitki. Mesela bu buralara aynı zamanda yüzmeye de geldiği zaman insanlar, buralara aynı zamanda yüzmeye de geldiği zaman ne oluyor? İşte o zaman bunları yok ediyorlar. Şimdi işte kaç kıyımızda, özellikle İnkumunda ve civarında bu bitkilerin olduğu yerler etrafı çevrilerek koruma altına alındı bu projeyle. Bunlar koruma altına alındılar. Ama ne kadar koruyabiliriz? Bunları korumak için bir kere insanların bilinçli olması lazım. Öyle önüne gelen bitkiyi yolmaması gerekiyor. Koparmaması gerekiyor. İşte bunlar diğer yöremize has bitki türlerinden ama bunların işte denizde insanlar denize girmek için işte oralarda işte ayağıma batabilir, şu olabilir diye söktüklerini görüyoruz. Halbuki bunlar o kumulların bitkileri aslına bakarsanız. Kumul bitkileri bunlar ve değerli bitkiler. Bunları da korumak gerekiyor. Aynı zamanda bu ırmak kirliliğinden bitkisel yani tarımsal üretim de etkileniyor arkadaşlar. Bu suyla siz tarlanızı sularsanız yani acayip bir şekilde olumsuz etkilenir. Ya da hayvanlarınıza su verirseniz hayvanlarınız yani zarar görür. Geçen gün Twitter'da viral olmuş bir video vardı. Bir çocuk, Trakya'dan bir çocuk, çoban. Yani küçük bir çocuk, 10 yaşında falan şikayet ediyordu. Ya bu ırmağı yok ettiler. Şey yaptılar, 3 tane hayvanımız telef oldu oradan su içtiği için diye. Doğru, haklı. Yani aslında siz su kıtlığı derken yani sadece kuraklıktan kaynaklanmıyor, suyu kirletmekten de kaynaklanıyor dedik. Ama o suyu hayvanların içmesi gerekiyor arkadaşlar. Ya da o suyun tarımda kullanılması gerekiyor. Ama kirlettiğiniz zaman kullanamayacağız onu. O yüzden buna da dikmiyor ama bir bakın çevrenizdeki dereler, ırmaklar ne şekilde kirlenmişler, ne şekilde kullanılamaz hale gelmişler. Bizi daha suya muhtaç hale nasıl getirmişler bunu görebileceksiniz. İşte buradaki şeylerde o kirli suların olduğu yerlerdeki otları ya da oradaki derelerdeki suları, o kirli suları içen ineklerimiz. Bunlar inek değil tabii, görüyorsunuz. Bartın özgü mandalar bunlar. Camış da deniyor. İşte orada otlayıp ya da oradaki suyu içip aslında ya kendilerini zehirliyorlar ya da işte daha sonra onların ürünlerini yani bunlardan mesela süt ya manda yoğurdu meşhur biliyorsunuz. Manda yoğurdu yapılabilir. Onları etkiliyor bu. Ya da manda eti de yeniyor. Manda sucuğu yapılıyor. Ya da burada inek de olabilir. Küçük baş hayvan, koyun falan da olabilir. Aynı şekilde görüyoruz. Hatta bu fotoğrafa biraz daha dikkatli bakarsanız üst tarafta da hafriyatların nasıl boşaltıldığını görüyorsunuz. Şeye, hafriyat boşaltılmış. Nasıl? Yani aslında orada bir orman, çalılık bir orman ekosistemi var.
baktığımız zaman hemen hemen. İşte bunlar sahildeki inekler aynı zamanda. Sahilde ineklerin ne işi olur onu da bilemiyorum. Sahile inmişler. Hadi oradaki o bitkileri, sahil bitkilerini herhalde toplamak için. Halbuki onların işte bunlardan başka orada ulaşabileceği şey kalmamış ama hayvan pislikleri de tabii oraları kaplıyor. Yine akarsu yataklarını bu şekilde doldurmamız da çok büyük sakınca. Çünkü akarsu yatakları binlerce yılda oluşuyor arkadaşlar. Irmaklar bazen sağdan birazdan soldan akarlar. Yani 100 yıl bu taraftan akar ama 100 yıl sonra başka bir taraftan akarlar. O yatağı işte o şekilde oluşturmuşlardır. Bazı yerlere gelip kendileri toprak biriktirmişlerdir ırmaklar. Ama kalkıp siz o ırmağın yolunu kesecek şekilde, yatağı daraltacak şekilde, ırmak yatağını daraltacak şekilde oraya toprak yığarsanız, niye yığılıyor bu toprak? Şey için yığılıyor bu toprak. Yani buraya bunu yığdılar, şimdi oraya bir tane tesis yapacaklardı. Bir benzin istasyonu, işte herhangi bir lokanta, tesis, yani herhangi bir şey yapacaklardı. Onun için yığıyorlar. Ya da arkadaşlar, inşaatlardan çıkan attıkları boşaltacak yer yok. Nereye boşaltalım? Dere yatağına boşaltalım. En bedava orası, oraya boşaltalım. Onun için de bunlar yapılıyor ama ırmak yataklarının aslında hiç müdahale edilmemesi gerekiyor arkadaşlar. İşte selden sonra kalkmış ilk bunları tekrar tekrar verdik. Ve aynı zamanda da arkadaşlar havaya bırakılan gazların da işte aslında sanayide dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu, zaten fosil yakıtlar yakılmaması gerektiğini, yakılsa bile iyi filtrelenmesi gerektiğini daha önce tekrar tekrar söylemiştik. Ama bu fotoğrafı size daha önce de göstermiştik. Yani siz oraya çöp dökmek böyle cezalı, 8 maddeye göre şu kadar ceza falan dersiniz ama o çöpleri koyacak konteyner bir tane koyarsanız ve onu da devamlı düzenini boşaltmazsanız bu manzarayla karşılaşırsınız. Yani bu insanlar buraya çöp mü dökmüşler yoksa yani çöpü konteynere atmaya mı gelmişler de bulamayınca oraya bırakmışlar? Burada anlayabiliyoruz. O yüzden bu lafla değil icraatla olur. Yani oraya uyarıyı yapmak yerine buraya 3-4 tane konteyneri koymak. Ondan sonra buraya işte her hafta bir kere gelecek yerde her hafta 3 kere gelip bu konteynerden bu çöpü alırsanız ama hala daha insanlar çevreye çöp atmaya dikkat ediyorsa o zaman uyarı levhasında koyun. Cezayı da en ağır cezayı da kesin. Ama bu bir sistem meselesi, düzen meselesi arkadaşlar. O yüzden durum bu. Neyse bunları geçelim. Yani şey bu. Ya Bartın'ı biraz gösterir bize. Hatta döneyim biraz daha güzel fotoğraflarını da görelim. Şimdi kötü şeyler anlattık ama hep kötü şeyler anlatmayalım. Bak bu manzaralar Bartın'dan arkadaşlar. Yani değil mi? Bartın'ın güzel yerleri. Arada Sinop vardı. Karadeniz bizim deniz, evet. Evet arkadaşlar. Şey bu. Şimdi yorumlarınızı alabilirim. Var mı söz isteyen arkadaşlar? Evet, derste şu an 48 kişi var. Özgür Kalas bir şey diyor. Özgür Kalas. Yok hocam diyor. Şöyle bir yoklama alayım mı sizden arkadaşlar? Buradayım, derste buradayım. Herkes izler mi? 48 kişi var. Bakalım 48 kişi var mı şu an derste? Hocam ne konuda? Önce bir yoklamayı alayım Dilek. Herkes buradayım diye yazsın lütfen. Şu an yoklamayı alıyorum. Şu an bakayım 48 kişi burada var mı? Evet arkadaşlar. Bir dakika.
Tamam, yazdı ya herhalde, yoklamayla ilgili şeyler yazıldı zaten. Evet. Yoklama yazılmış. Tamam. Şimdi bu anlattıklarla ilgili sizlerin düşüncelerini de alalım arkadaşlar. Alo. Hocam. Efendim. Hocam mesela şey, Karadeniz'de kereste fabrikalarının çok olması, ağaçların işte azalmasına, o da dolayısıyla hani suların akış seyrinin değişmesine falan neden oluyor olabilir. Bu da var hani. Ama tabii nasıl kontrol ediliyor, devlet ne gibi önlemler alıyor ya da ne gibi kurallar var orasını bilmiyorum ama bu da belki hani gizli kaçaklı yollarla yapılıp etkiliyor olabilir diye düşündüm. Yani şöyle, aslında Karadeniz'de çok kereste fabrikası olduğundan diyorsun ama aslına bakarsan bu yörede üretilen odun her tarafa gidiyor. Yani bütün Türkiye'ye gidiyor. O anlamda, ama asıl şey, geçen haftaki dersimizde anlattık. Aşırı odun üretimi var son 10 yılda Türkiye'de. Artıyor, her geçen gün artıyor. Bu da o odun endüstrisinin talepleri arttığı için, yurt dışından alamıyorlar ham maddeyi. Pahalı çünkü, döviz çok pahaladı. Yurt dışına döndüler ham madde için. O anlamda onların ihtiyacını karşılamak için son yıllarda ormanlarda çok aşırı odun üretimi var. Biz bu konuda uyarıyoruz. Yani ne kadar Orman Genel Müdürlüğü böyle güzel filmler yayınlıyor. Böyle ne güzel, biz her şey çok güzel falan, ama işte diyoruz ki onlar, hayır güzel değil. Yani bakın, bu aşırı odun üretimi yapıyorsunuz, buna dikkat edin diye uyarıyoruz onları. Bu önemli tabii ormanların. Ama ormanların zarar görmesi sadece aşırı odun üretimle olmuyor. Geçen hafta yine anlattık. Ormanlar aynı zamanda ormanların ormancılık amacı dışındaki kullanımlara tahsis edilmesi nedeniyle. Yani bir kısmı termik santrallere, bir kısmı HES'lere, bir kısmı madenlere, bir kısmı turizm sahalarına çok farklı amaçlarla tahsis edildiği için bu ormanlar, tabii orada kesimler olduğu için ormanlar zarar görüyor ve sonuçta işte bu erozyonun artması, sel ve taşkının artması seçeneğini de arttırıyor, ihtimalini de arttırıyor. Evet, Şeyma Nur Güneş, hocam kısacası bilinçsiz toplum sonumuzu getiriyor dedi. Evet, ama sadece bilinçsiz toplum değil. Yani bunlara çözüm üreten bir yönetim anlayışı da olmalı yani. Devlet bunları çözümsüz bırakmamalı. Yani biraz önce verdiğimiz örnek var elimizde, değil mi? Yani 1995 veya 96'da ben açıklamışım. Yani bunun nedeni şeyler değil. Yani balıkların zehirlenmesi değil, oksijen şeyine uğraması, oksijen kaybına uğraması mesela. Veya geçenlerde gene oldu. Bartın Irmağı renk değiştirdi. Bakın gene aynı şekilde renk değiştirdi. Herkes bu ne diye, herkes sosyal medya, haberler, her yerde gene örnek aldılar. Ben ona da demiştim, buradan gene bir şey çıkmayacak. Örnek sonucu açıklandı. Burada herhangi bir zehir yokmuş deniyor. Hangi fabrikadan çıktığı da belli bakın. Hangi fabrikanın artığı olduğu da belli. Açıklandı ki burada bir zehir yok. Halbuki niye? Çünkü kimyasal madde yok ama fiziksel anlamda suyu değiştiren bir madde var arkadaşlar ya. Ama bu anlamda burada kimyasal madde bulunamadığı için onu bırakan fabrikaya belki de hiç ceza bile uygulamadılar. Yani belki kapatılması gerekiyor ama hadi ceza uygulasınlar, ceza bile uygulamadılar arkadaşlar. Seren Karabekmez, devletimiz trafik sorunları kadar çevre sorunlarıyla ilgilense herkesin bilinçleneceğini düşünüyorum diyor. Ya trafik sorunlarıyla da ilgilenmek gerekiyor. Ulaşım sorunlarıyla. Ulaşım sorunlarını çözmek gerekiyor. Ama yani bütün konular aynı şekilde arkadaşlar. Bütün konular aynı şekilde. Herhalde Selen şunu söylemek istedi. Trafikte çok yoğun cezalar kesiliyor. Ağır cezalar kesiliyor. Ama işte bu cezalar çevre sorunlarında kesilmiyor herhalde diyor. O anlamda haklı. O ayrı yani. Trafikte ağır cezalar. Evet hocam. Olgusu, değil mi? Yani o, evet hocam, olgu çok doğru. Aslında o da sorunu çözecek şey değil bence. Ağır cezalar. Aslında toplumun bilinçlenmesi önemli. Ben bunu size ilk şeyde anlatmıştım, ulaşımla ilgili derste. Hatta o küçük bir tartışmada yaşamıştık arkadaşlarla. İşte arka koltukta zorunlu mu değil mi, ama sonuç itibariyle biz arabaya bindiğimiz zaman annem hemen şunu der. Aman kemerlerinizi takmayın da kemerlerinizi takın da polise ayıp olmasın der. Yani öyle bir şey, uyarı yapar. Biz de güleriz tabii. Ama biz zaten kemerlerimizi takıyoruz arabaya, önde arkada fark etmiyor. Ama asıl şey bunun kemeri niye takılacağını farkına varmak toplumun. Yani bu polise ayıp olacağı için değil.
ya da polis bize ceza yazacağı için değil arkadaşlar. Temel takmanın bizim güvenliğimiz için çok önemli olduğunu bildiğimiz için biz kemer takmalıyız arkadaşlar. Ve ben bunun şeyini gördüm. Yani kemer takmanın şeyini 1998 yılında arkadaşımın sürdüğü arabada İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçerken bir şey kazaya karıştım. Zincirleme kazaya. Tam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinden geçiyoruz. Öndeki arabalar birden durdu. Arkadakiler onlara vurmaya başladı. Biz de vurduk tabii. Arkadaşım bir an frene bastı ama bir şekilde hepsi birden durmuş olduğu için, çarparak durduğu için biz de çarptık. Arkadaki de bize çarptı. Onun arkasındaki bize çarptı. Yani biz dursak bile arkadaki de bize çarpacaktı. Öyle bir şey oldu. Bizim araba şeye çıktı. Yani ne diyorlar ona? Pert oldu. Yani araba sigorta parasını verdi. Diğer arabalarda... Buraya çıktı. Efendim? Pert oldu, pert. İşte buraya çıktı. Evet, şeye çıktı yani neyse. Yani biz o arabadan ama çıktık dışarı. Biz sadece şeydi, kemerli olduğumuz için sadece göğsümüzde bir, yani çok seri bir frendi, ağrı vardı. Ama hiçbirimizi, kafamızı falan hiçbir yere çarpmamıştık. Hiçbir kan yoktu. Ama bir baktık önündeki arabadan çıkanlar, arkadaki arabalardan çıkanlar hepsi kafaları kan içinde çıkıyorlar. Yani kafalarını bir yere vurmuşlar yani. Bu şekilde. Ha biz orada o kemer takmanın yararını gördük. Size de anlatıyorum yani. Çok somut bir yararı var kemer takmanın yani. Ha ben ondan önce de kemer takıyordum da arabada. Yani bu yüzden bunu bizim o bilinçle yapmamız gerekiyor. Ya da kurallarda işte takip mesafesinin belli bir metre olması, işte araba belli bir hızdan çok hızlı sürmemek, işte devamlı şerit değiştirmemek. Yani bunların aslında trafikteki güvenli yolculuğu aslında güvenli yani yolculuğu ortadan kaldırdığını, çok güvensiz bir yolculuk ve tehdit, diğer araçlarda tehdit eden bir yolculuğa dönüştüğünü farkına varsak sen ona göre süreriz arkadaşlar. Ve hepimizin sevdikleri var. Başka insanların da sevdikleri var. Niye o insanları sevdiklerinden mahrum edelim? Niye ya da kolumuz, bacağımız, bir yerimiz sakatlansın bu kazalarda? Bunu düşünerek ona göre sürmeyiz. Yani o yüzden yani toplumun sadece yöneticiler değil, yöneticilerin bir görevi de toplumu bu konuda bilinçlendirmek arkadaşlar. Eğitim sistemini ona göre gelmesi, eğitimde bunun farkına varması, herkesin ilkokuldayken bunun farkına varması. Bununla başarabiliriz ancak. Ama bizde eğitim ilkokulda, ikinci sınıfta benim çocuğum, kızımın eline işte test şeyleri şey yaptılar, test çözdü habire. Habire test çözüyordu çocuk. Yani eğitim o değil yani. İlkokul 2'den başlayarak test ne demek yani? Hala daha çözüyor şu anda lise 3'te. Hala daha test çözüyor çocuk yani. Değil yani. Eğitim bu değil. Test çözülmek değil. Evet. Alparslan demiş ki hocam geri dönüşümü olmayan çöpler toplandıkları yerde nasıl ihmal ediliyor? Belediyenin konteynerlarından topladığı toplu atıklar mesela bir yerde stoklandıktan sonra yakılmıyorsa nasıl yok ediliyor? Ben tek tek bunları plastik, şunlar cam diye ayırarak geri dönüşüme gönderdiklerini zannetmiyorum. Ya yani ben de şimdi Alparslan'a katılıyorum. Yani şimdi şöyle, biz de burada şimdi kapının önünde var. 5-6 tane ayrı şey var. Çöp var. Kağıt, plastik, cam, organik madde falan. Böyle ben burada hepsi kağıdı burada çöpüme atıyorum ama diğer organik falan diğerlerini alıp anında gidip oraya atıyorum. Çıkıp sonra kağıtlar birikince kağıt çöpüne ayrıca atıyorum. Biz burada ayrıştırıyoruz. Sonra buradan ayrışmış toplanıyor. Üniversitenin şeyi var. Ayrışmış yeri var. Ama ondan sonra nereye gidiyor bunlar? Gerçekten hepsi değerlendiriliyor mu? Ben de şüphe içindeyim. Şüphe içindeyim. Yani burada şu anda bizim için bu atık ayrıştırmasını yapan kağıt toplayıcıları var biliyorsunuz. Yani büyük şehirlerde bunlar daha çok ama şeyde de var. Onlar yapıyorlar, topluyorlar, bunları alıcısına satıyorlar. Onlar geri dönüşüme gidiyor. Ama bir de çöplüklerde var. Büyük çöplüklerde şey yapan insanlar, ayrıştıran insanlar var. Bunu meslek edinmiş. Ekmek parasını, geçimini oradan sağlayan insanlar. Onlar da ayrıştırıyor. Ama gerisi nasıl ayrışıyor? Yani Türkiye'de kaç tane ayrıştırma şeyi var? Geri dönüşüm olayı ne kadar gelişmiş? Yani o konuda biraz şey değiliz. Ama ben şunu söyleyeyim. 30 yıl önceden beri arkadaşlar, 30 yıl önceden gözümle şahidim, yaşadığım için 30 yıl önce yurt dışında. Oralarda bu, o zaman da ayrı toplanıyordu. 30 yıl önce de ayrı toplanıp ayrı şey yapılıyordu. Ve yani organik maddeler şey olmuyor. Organik maddeler tekrar gübre oluyor, şey oluyor. İnorganik maddeler sadece geri dönüşüm olmayan inorganik maddelerin depolandığını, o yüzden de geniş depo ya çöp alanlarında gerek kalmadığını, bir süre sonra oranın üzerinde toprakla kapatılıp olayın kapandığını biliyorum yani çoğu yerde. Ama bizde ne yazık ki o biraz eksik. Yakmak şey değil çünkü onlardan yaktığınız zaman şey oluyor, karbon çıkıyor, gaz çıkıyor. Bu da iklim değişikliği için
sorunlu bir şey ve etrafı da pis kokutuyor aynı zamanda arkadaşlar. Serenkaya petrol sebepli kirlenmelerinde büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum hocam. Gemiler kaynağı. Tabii denizler aynı zamanda bundan şey yapıyor. Sadece petrol istintiden sularını boşaltarak da kirletiyorlar. Ya da belli zamanlarda kazalardan sonra da bu tür büyük şeyler oluyor. Bir ara Meksika Körfezi'nde olmuştu. Bir gemi artık çarpışmıştı, karaya vurmuştu. Yani milyonlarca dolar masrafla onu temizlemek şey yaptılar ama nereye kadar temizleyebildiler? Ya orada birçok hayvan yaşamını yitirdi. Oradaki doğa büyük bir zarar gördü ondan. O anlamda petrol kirlenmesi de önemli. Rea Kahraman su hayattır ama biz suya acımasız davrandık ve suyun intikamı çok daha kötü olacak ve bizim bu konuda hiçbir tedbirimiz yok dedi. İnşallah çok kötü olmaz diye demek isterdim ama yani gerçekten Rea'nın dediği gibi suya biz acımasız davrandık. Suyun değerini bilmiyoruz arkadaşlar. Su bizim için çok değerli. Hepimiz değerini bilmeliyiz. Hem suyu tasarruflu kullanmalıyız hem de suyu kirletmemeliyiz. Suyu kirletmemeliyiz. Yani şimdi ben bakıyorum. Yani şu anda bir de teknolojinin getirdiği şeyler var arkadaşlar. Bilmem işte şunu kullanırsan işte lavabon temiz oluyor. Ama o öyle bir kimyasal ki bütün suyu kirletiyor arkadaşlar. Yani kullandığımız birçok malzeme suyu kirletiyor. Yani suyu geri dönülemez hale getiriyor. Yani o açıdan yani suyun gerçekten değerini bilmemiz lazım. Yoksa muhtaç olacağız. Yani muhtaç oluyoruz da olacağız da işte bu sene İstanbul'daki su miktarı %19'a düşmüş barajlardaki, öyle deniyor en son bilgi. Her gün haberler oluyor. Bizim arkadaşların haberlerde yer alıyor meslektaşlarım. Ama arkadaşlar yani su gerçekten yani hem kuraklıktan kaynaklı şekilde hem de suyu biz verimli kullanmadığımız ve kirlettiğimiz için büyük bir susuzluk kriziyle, su kriziyle karşı karşıyayız. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Eda Nurşik Hocam, bir konuda Çin'in atık ithalatını engellemesiyle ülkemizin Avrupa'nın atık çöpünün haline gelmesi, İngiltere'de içilen süt kutusu Adana'dan çıkıyor. Bunun da dikkatini çekelim. Çok doğru. Biz o konuda herhalde değinmiştik bir ara. Bir çöp ithalatçısı ülkeyiz aslında. Şu anda dünyada en çok Hindistan'la birlikte çöp ithal eden ülkelerden biriyiz. İngiltere'nin çöpünü biz mesela alıyoruz. İngiltere o çöpü şey yapamıyor. Yani bir yere depolayamıyor. Biz diyoruz gelin bize getirin. Hatta ya bundan yaklaşık 20 yıl önce olmuştu. Yeni de değil arkadaşlar. Bir Anadolu'da bir işte Uşak'ta mı Afyon'da mı bir beldenin belediye başkanı ya dedi biz dedi belediye olarak dedi Avrupa'nın çöpünü ithal ediyoruz. Avrupa'nın çöpünden para kazanıyoruz dedi. Tamam mı? Yani tabii herkes ne şey yaptı. Olay neymiş? Oradan binin şeylere, tırlara çöpler geliyormuş ya da gemilerle artık gelip ondan sonra tırlara biniyor. Bu gelip bunların orada yerlerine depolanıyormuş bunlar arkadaşlar. O çöpü yani bundan nasıl para kazanmayacak? Onun yarattığı kirlilik, onun yeraltı sularını kirletmesi, senin içme sularını kirletmesi, onun yayacağı hastalıklar, etrafa yayacağı koku. Yani insan sağlığı ve oradaki hayvanlar, orada hayvan yetiştiriliği yapılıyor. Hayvan sağlığı üzerindeki etkileri, o hayvanların daha sonra ürünlerinin kirlenmesi, etinin kirlenmesi. Ya bunların hiçbirini düşünmeden bir işte Avrupa'nın çöpünden para kazanıyor diye böyle propagandasını yapan belediye başkanları da gördük biz de. Bunu arkadaşlar daha önce tepki çekiyordu ama bunu biz ülke olarak yapmaya başladık. Ve o dediğin o Çin'in kabul etmemesinden sonra Türkiye işte Hindistan'la birlikte en çok çöp ithal eden ülkeler arasına girdi. Yani bir yılda diyelim 10-15 kat arttı. Her yıl 10-15 kat artarak Türkiye çok şeye geldi. En son bundan biraz kurtulabiliriz herhalde. İngiltere'de yeni bir kanun teklifi ne yapılmış? Çöpünü ihraç edemeyeceğine ilişkin. Yani eğer onlar çöpleri ihraç edemezlerse, yasaklanırsa işte o zaman biz belki kurtarırız. Ama bizde hala da o bilinç oluşmadı. Yani biz niye İngiltere'nin çöpünü getirip depoluyoruz ülkemiz? Niye ülkemizin topraklarını kirletiyoruz ki biz ya? O açıdan çok haklısın Eda Nur. Merve Cibur, halk tepki gösterince, gündem olunca yetkililer inceleme başlattı diye bir sürü haber yapılıyor. Fakat inceleme sonunda şu ceza verildi, şu önlem alındı diye hiçbir haber yapılmıyor. Yetkililer bu kirlilik konusunda daha ciddi çalışmalar yapmalı. Çok doğru. Yani böyle çok yoğun tepkiler olunca hemen merak etmeyin bu konu inceleniyor. İşte bir şöyle oldu böyle oldu ama ondan sonra bunu takip yapılıyor. Neden? Neden arkadaşlar? Çünkü bu kirletici kaynaklarının çoğu sanayi tesisleri. Sanayi tesisleri de yani şöyle kutsal gibi görünüyor.
Ya bizim üretime ihtiyacımız var. Gerçekten bizim ülke olarak üretime ihtiyacımız var. Ama arkadaşlar biz üretimi niye ağır sanayi, ağır kirlilik yapan sanayi de yapalım ki? Daha hafif olsun. Yani böyle çevreyi kirletmeyen sanayi şeyler olsun. Ama daha çok teknolojik üretim yapalım biz arkadaşlar. Daha çok teknoloji üretelim. Teknoloji ihraç edelim. Para buradan daha çok kazanılıyor. Ama biz işte ne yaptık? Daha önce dedik Avrupa'nın terk etmiş olduğu ağır sanayi, fosil yakıtlarlı termik santrali mesela, çimento fabrikalarını, alçı fabrikalarını ve diğer işte gemi söküm işlerini hep biz yapmaya başladık. Onlar yapmıyorlar. Diyorlar bu yasak artık yapılmayacak diyorlar. Ne yapıyor onların şirketleri? O işleri bize yaptırıyorlar arkadaşlar. O işleri bize yaptırıyorlar. O yüzden bizim yapmamız gereken yani Avrupa'nın çöpünü almak, Avrupa'nın eski teknolojisini almak değil, bizim işte eğitimimizi de ilerleterek bilimsel, teknolojik ürünler üretmek, bunların katma değeri yüksek ürünler üretmek ve bunları şey yapmak ve çevreyi daha az kirleten ürünler üretmek arkadaşlar. Şey demiyorum, hiç fabrika yapmayalım, bacasından duman çıkmaz değil mi? Mecbur olacak bunlar. Ama bunu yaparken çevreyi en hassas olanları tercih edelim değil mi? Ve teknolojik olsun, ürettiğimiz ürünün katma değeri yüksek olsun. Daha çok insan işlendirir. Daha çok insan para kazansın, ülke gelir kazansın. Ama kalkıp da diğerlerinin atıklarını şey yapmayın. Yani basit örnek vereyim. Bugün gazetelerde var. Biz yani ülkede madencilikle bizim ormanlarımızın ve meralarımızın yok olduğunu yıllarca söylüyoruz ve son yıllarda bunlar artıyor. Çünkü hiçbir şekilde bir yerde kalker çıkacaksa bile, taş çıkacaksa bile hiçbir engel yok. Gelip çıkarabiliyorlar. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklaması varmış. Yabancı ülkelere demiş ki onların şirketi, gelin bakın bizde madencilik konusunda hiçbir bürokrasi yok. Rahatlıkla istediğiniz yerden maden çıkarabilirsiniz diye davet etmiş. Ya bizdekiler yeter mi bizdeki şirketler zaten? Sömürdükleri doğamızı falan. Bir de dışarıdakiler mi gelip sömürecek? Niye? Çünkü ülkenin ekonomik durumu gerçekten kötü gidince ne oldu? Bu sefer her türlü şekilde şey, işte ucuz iş gücümüz var bizim deniyor. İşte İstanbul Ticaret Odası mı ne öyle bir şey yapmış, reklam yapmış. En ucuz işçi bizde diyor. Ya bundan övünmeyelim ya. Ya ucuz işçi yani evine ekmek götürmüyor belki de yani. Biz kaliteli işçiden bahsedelim ya. En kaliteli, en disiplinli işçi bizde. İyi çalışan işçi bizde. Emek bizde. Bizim teknolojimiz iyi. Bizim teknolojik ürünlerimiz var. Bunu dememiz lazım. En ucuz işçi bizde. Buyurun istediğiniz orman, istediğiniz mera, sizin istediğiniz gibi yerle bir edin diyerek arkadaşlar ülkeyi kalkındıramayız ne yazık ki. Bu konuda da çok net bir yaklaşımım var. Oğuz Özmen demiş ki çöplerin derelere, denizlere atılması ve sonunda çevre kirliliğine sebebiyet vermesi son derece insan sağlığına olumsuz etkisi oluyor. Bunu önlemek için devletin toplumun bilinçli hareket eğiliminde olmasıdır. Yani tabii hem devlete hem topluma şimdi şu arkadaşlar. Sadece devletin değil bu sorumluluk ama sadece toplumun da değil. İkisinin ortak sorumluluğu. Hepimizin, bakın sanayicilerin de, iş adamlarının da, şirketlerin de sorumluluğu çevrenin temiz olması. Hepimizi ilgilendiriyor bu. Çünkü havanızı, toprağınızı, suyunuzu kirletirseniz artık yani sağlıklı bir yaşam ortamı bulamazsınız. O zaman havanızı, toprağınızı, suyunuzu temiz tutacaksınız. Temiz olacak arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Seren Karabekmez, hocam belediyelerin kattıkları çöp konteynerlerine adam çalıp götürüyor. Nasıl bilinçleneceğiz? Doğru, belediyenin çöp konteynerinde şey yapıyor. Bir gün vardı elektrik direklerini birisi söküp taşımaya götürmüş, bir şey yapmış. Ya hayır, bu tabii bu artık kriminal bir şey, onları da yakalayacak polis yani. Ya da jandarma, ya buna fırsat vermeyecek ya da bunların cezaları ağır olacak. Kamusal mala zarar vermek çok önemli bir şey. Dilek Çiftçi hocam, Bartın Irmağı kenarındaki birçok ağacın suya düşecek kadar eğildiğini gördüm. O ağaçlar için belediye destek hazırlayabilir mi? Karaya tutunabilir o ağaçlar. Ya bilmiyorum neyi kastediyorsun ama neden kaynaklanıyor, ne kadar eğilmişler onu bilemiyorum diye. Yani belki... Hocam. Efendim. Şey hani böyle kökleri neredeyse çıkmaya yakın, yüz tutmuş, biraz böyle yaşını almış ağaçlar falan var. Bunları tamamen suyun üzerine düşecek durumdalar hani. Onları böyle sağlam halatlarla, daha güçlü ekipmanlarla toprağa doğru çekilebilir. Yani toprak altından, ağacın kökünden toprak gittiği için ağaç da ister istemez suya doğru eğilmiş ve tamamen yıkılıp gidecek durumdaydı hani. Ha, diyorsun ki ırmak tarafında olan toprak gittiği için oradaki kökler artık işe yaramaz hale gelmiş. Ağacın ağırlığıyla da eğilmiş. Akkor'da aslında yapacak bir şey yok ama ben sana söyleyeyim mi? Onlar artık, hatta devirme tehlikesi varsa kesilmeleri de gerekebilir.
Yani onları iple miple tutmak pek sağlıklı bir sonuç doğurmaz Dilek. Anladım. Falan. Onlara bir rapor verir orman mühendisleri gelip ya da meyve ağacıysa ziraat mühendisleri şey yaparlar. Bunların devrilme ihtimali varsa kesilmeleri daha sağlıklı olacaktır. Eğer bir anıt ağaç niteliği taşımıyorlarsa tabii. Sanmıyorum. Onun makinelerinde anıt ağaç falan var ama hep kestiler zamanında zaten. Birgül Kör. Hocam bu tür insanlar yönetici bir de yönetici yapıyoruz. Ha bu tür insanlar işte sorun biraz bu tür insan. Doğru arkadaşlar. Yani devleti yapılandırırken devlet kurumlarını oralara ya bütün kurumlarda bu böyle. Sadece devlet kurumlarında özel sektörde de böyle arkadaşlar. Sivil toplumda da böyle. Yani oralara gerçekten o işi en iyi şekilde yapacak insanları getirmek gerekiyor. Yani liyakata önem vermek gerekiyor. Bilgiye önem vermek gerekiyor. Toplumsal sorumluluğa önem vermek gerekiyor. Bakın o mevkilere gelen insanlar sadece amirlerine karşı değil topluma karşı da sorumludurlar. Geleceğe karşı sorumludurlar arkadaşlar. Yani belki şu anda kanunlarda belki suç olmayan bir şey yapıyorsunuz ama aslında bu toplum tarafından ya da gelecekte bu çok şey bir şey değil. Zararlı bir şey oldu artık benimseniyor. O zaman onu dikkate almaları gerekiyor. Yoksa ya bu kanunlara uygun deyip geçiştirmemeleri gerekiyor. Çünkü bazı şeyler kanuna uygun olur ama hukuka uygun olmaz. Ya da toplumun gelişmesine uygun olmaz. O açıdan buralarda yöneticilerin yani iyi yöneticilerle işi olur ama katılıyorum. Yani pek iyi yöneticiler, liyakatli yöneticiler, bilgili yöneticiler, toplumsal sorumluluğa sahip yöneticilerin son zamanlarda böyle önemli görevlere atandığını pek göremiyorum. Şimdi gideceğim bir tartışmaya hiç girmiyorum. Dün de epey bir ortalık inledi biliyorsunuz. Üniversitede rektör atanmasıyla ilgili. Gerçekten ilgisiz kişiler ilgisiz yerlere atanıyor. Hangi nedenle atanıyor bunu da anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Her yere aslına bakarsanız bilgi sahibi, liyakat sahibi, emek vermiş, toplumsal sorumluluğu olan insanlar atanmalı ve sadece kendilerini atayanlara karşı değil, bütün topluma karşı sorumlu olmaları gerekiyor. Muharrem Yağız Kutlu, 25 Dil adlı bir belgesel var, çok haklısın. Hocam suyu bilinçli kullanılmazsa karşılayabileceğimiz olumsuzlukları ve zorlukları anlatıyordu. Eğer önlemler alınmazsa bu olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamız ne yazık ki mümkün hale gelecek. Çok haklısın. Ben de izledim onu. 2 kez izledim 25 litreyi. Gerçekten suyun ne kadar önemli olduğunu, hayatımız için ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu. Yani işte bu tür filmler yapmak gerekiyor. Sadece yani böyle suyu koru bilmem ne böyle sloganla olacak işler değil. İnsanların kafasında o belirleyecek. Yani insanlar onu izlediği zaman anlayacaklar olayın beyametini. Görecekler. Yani yoksa emir verdik işte böyle olacak. Olmuyor. Yukarıdan şey emirle olmuyor arkadaşlar. Yani şey var. Bir gün vardı haber. Yer Trabzon muydu değil miydi? Şey varmış ya yasak biliyorsunuz. Kahveler falan şey yasak. Artık gizli böyle kumarhaneler olmuş. Oyun yerleri bilmem ne. Polis basmış bir tanesini. Şey yapmış ceza yazmış hepsine. Orada masada oyun oynayanlara. Ondan sonra orada oyuna devam etmişler ama. Şey cezayı hangimiz ödeyecek diye. Kumar ya. Ya kaybeden ödesin diye oyuna devam etmişler. Yani böyle bir şey. Şimdi böyle bir toplumda zor yani. Yani çünkü onlar orada oynadıkları zaman bir araya kapalı bir ortamda geldikleri zaman tuttukları kağıtla bilmem neyle yani birbirine bulaşabileceklerini ve onu yaygınlaştırabileceklerini bilmiyorlarsa ve hala da bunu yapıyorlarsa yani toplumda bir şeyler anlatmak çok zor arkadaşlar. O zaman çok daha katı önlemler alınıyor biliyor musunuz? Bakın ben size örnek vereyim. Hollanda'da şu an bütün iş yerleri kapalı. Kafeler, lokantalar, işte elbise satış yerleri falan. Sadece gıda satan yerler açık, marketler yani. Ve şeyler, eczaneler falan gibi temel ihtiyaç şey yapan yerler hariç. Yani insanlar bir araya gelmesin diye şey. Ama bakın Hollanda'da, yani bizden daha katı bir şekilde uygulanıyor belki de şey, bu sistem. Mesela bizde şu an dükkanlar açık. Gidip elbise alabilirsiniz, başka şeyler alabilirsiniz. Yani orada hepsi kapalı şu anda. 3 haftalığına kapandı. Devlet, hükümet daha doğrusu şey veriyor. 3 hafta boyunca onların cirosunu, resmi cirosunu o iş yerlerine ödüyor ama. Öyle bir durum da var yani bunu unutmayalım. Bizim gibi hadi kapatın gidin demiyor. Ama asıl oradaki şey şu. Bu kadar katı önlem aldıkları orada insanların sokağa çıkması yasak değil arkadaşlar. Eve kapatmadılar insanları yani. Sokağa çıkabiliyorlar, gezebiliyorlar. Ama bunların kapalı yerleri işte bu iş yerlerine girmesini engelliyor. Sadece temel ihtiyaçları için kapalı yere girebilirler. Yoksa bir kafeye falan gidemiyorlar zaten. Ve işin en tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Sokakta maske takma yasağı yok. Maske takma yasağı toplu ulaşımda
ve kapalı yerlerde girince var. Yani bakkala, markete falan, markete falan girince var. Garip ama asıl olan şu arkadaşlar, bu bilinç, toplumsal bilinçle ilgili bir şey. Orada hükümet böyle maske takma yasağını koymazken şunu diyor. Diyor ki siz mesafenizi koruyun. En fazla 1.5 metre bir araya yakınınıza gelin açık alanda. Çok bir arada olmayın diyor. Uyarıyor. Uyarılarını böyle yapıyor arkadaşlar. Keşke bizde de o tür uyarılara kulak versek de her gün sokağa çıkarken maske takmak zorunda kalın. Ben spor yapıyorum, maskeyle yapıyorum arkadaşlar. Koşu yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Dağa gidiyorum yürümeye maskeyle. Yani olabilecek mi? Bir şey mi bu yani? Yani verdiğim nefesi geri alıyorum bir şekilde. Karbondioksit geri alıyorum bir şekilde. Yani o yüzden keşke yani daha bilinçli toplumlardaki yani söylenenleri, yani neden bu önlemleri almamız gerektiğini herkes farkına varsa ve ona göre şey yapsın. Bakın en katı önlemleri alan bir devlette sokağa çıkmak yasak değil ve sokağa çıkınca mesafesi koruyun diyor ve maske takmak yasak değil. Yani maske takma zorunluluğu yok arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani toplumları kurtur. Efendim? Hocam o ülkelerdeki insanların ya yani Avrupa'daki birçok belki de vatandaşın kendine saygısı vardır. Kendi canının değerini biliyordur. Kendisi saygısı olduğu için de başka vatandaşlara da saygısı vardır. Ama bizde öyle değil. Bir nasihat, şey bir müsibe bir nasihattan iyidir derler. O yüzden vereceksin cezayı, vereceksin cezayı yani bu kadar. Ama ceza da olmuyor işte. Cezayı verince de gelip bana sana veriyorlar ceza. Çünkü biz bunlara dikkat ediyoruz. Gerçekten. Ve o tipler aldıkları cezayı da ödemiyorlar bir de işin tuhaflar. Umurlarında bile olmuyor. Biraz önce dedim kumar oynarken basılıyorlar. Ondan sonra kim ödeyecek diye daha kumara devam ediyorlar. Kaybeden ödesin diye yani şunun cezasını. Yani böyle bir toplum. Dün bir doktor arkadaşım var. Epey bir uğraşıyorlar bu konularda. Diyor ki hocam diyor geçen diyor şey oldu diyor. Bir tanıdık aradı diyor. Ya diyor şu babama diyor şey de diyor biraz ona biraz ilaç versen de diyor bir şey yapsan diyor. Covid mi diyor? Evet vermediler mi ona ilaç? Verdiler de babam almadı. Onları beğenmedi diyor. Var ya 8'li bir şey veriliyor ya. Şey yapmadı diyor falan. Ben ne vereceğim de başka demiş. Onlar vereceğim aynısı. Niye almadı demiş. Ondan sonra bir daha aramış o kişi. Ya babam çok ağır falan demiş. Ondan sonra annem de çok ağır. İkisi de yoğun bakımda falan. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar burada şey değil. Yani orada yapılması gereken neyse. Doktor ona ilaçlarını vermiş. Biliyorsun ekibimiz gelmiş vermiş. O ilaçları alacaksınız artık. Yani ona karşı somut bir bilginiz varsa eğer işe yaramadığına dair o zaman belki almayabilirsiniz ama bakın yani yaşlı insanlarda özellikle hastalık o kadar ilerlemiş ki şeyde yani çocukları ondan korkuyordu yani ikisi de ağır oldu ölecekler diye korkuyordu doktora bunu bildirmiş arkadaşım olan doktora. Yani bu artık bizim kafamızda şey yapacağım şeyler değil yani işini yapıyor işte doktorlar onlar diyorsa bu ilaçları alacaksınız arkadaşlar yani bu iş o kadar şey değil. İşte aşı olmayacağım falan böyle diyenler de var. Onları da anlayamıyorum. Ama tabii bu arada bizim alacağımız aşının da Çin aşısının da henüz tam güvenli de onaylanmamış. Faz 3 aşaması tamamlanmamış. O anlamda kuşkusu olanları anlıyorum. Bu aşıdan dolayı anlıyorum ama o faz 3 aşamasını geçmiş güvenlik onaylarını almış aşıları ben olmayacağım diyenleri de anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi Recep bizde sözde denetleme yapılıyor. Denetlemeye gelenler güzel bakım yapılıyor. Tuttukları raporda hep olumlu oluyor dedense. Ya bu da önemli bir şey. Gerçekten böyle bir şey var ha arkadaşlar. Böyle bir şey var. Yani gelenlere böyle o hürmetler bilmem ne şey olunca ciddi bir denetleme olmayabiliyor. Sıradan insanlar çok ağır denetlenirken böyle hürmet gösterenler bir şekilde denetlenmeyebiliyor. Ama işte böyle ikili şeyli ayrımcı bir şey olmaması gerekiyor. Standart, devletin standart yani Hakkari'de uyguladığı cezayı aynısını Bartın'da da uygulamalı, İstanbul'da da uygulamalı. Aynı işlemi yapana aynı cezayı, yani suç oluşturuyorsa uygulamalı. Öyle ayrımcılık olsa şuradakine uygula, buradakine uygulama olmaz arkadaşlar. Besime Yıldız Han sizinle özel olarak konuşmam gerekiyor diyor. Olur Besime, telefon numaramı vereyim. 533 436 1803 arayabilirsin beni. 533 436 1803. Özgür Kalas hocam mantık dediğiniz zaman Türkiye zaten otomatik dışarıda kalıyor demiş. O da bir esprini yapmış. Mantık önemli arkadaşlar. Gerçekten önemli. Ama yani bu ülkede mantık dersleri, felsefe dersleri hiç önemsiz dersler olarak sayıldığı için ne yazık ki şey oldu. Keşke olsaydı mantık, felsefe ciddi ders olsa. Gerçekten mantık ve felsefe hocaları verseydi. Başkaları, başka hocalar yani başka öğretmenleri görevlendirerek başka öğrencileri görevlendirerek
yani şey yapmasalar, başka öğretmenler o işi yapmasaydı yani. Mesela ben de lisedeyken felsefe mantık dersi aldım ama din bilgisi öğretmeninden aldım. Bir felsefeciden, mantıkçıdan almadım dersi. Yani hem de benim lisem şeydi, Trabzon Lisesi, 100 yıllık lise, 100. yıl mezunuyum yani o liseden. Ama ben mantık ve felsefe dersi görmedim. Mantık ve felsefe okuduğum kitaplardan edinmeye çalıştım. Keşke bunu eğitim sistemi içinde alabilsek arkadaşlar. Böyle hemen bir dolduruş lafıyla hemen Allah şöyle böyle böyle diyerek yani vatan, millet, bayrak, şu bu falan diyerek insanları hemen ilgisini bir tarafa çekip ondan sonra öbürlerinin de hain olduğunu söyleyip işi hemen rahatla bitiriyor. Ama mantıklı olan insan böyle dolduruşa gelmez. Her şeyin ardında ne var, ne söylenmek isteniyor, bunları analiz eder, bunların kökenlerini sorgular. Ona göre şey yapar arkadaşlar, karar verir. Ama mantıksız olanlar, felsefeyle çok ilgisi olmayanlar, ne yazık ki bunu yapmaz. Söyleneni sorgulamadan inanmak, inanır, o şekilde yaşamına devam eder ama birçok şeyin de farkına varamaz. Evet. Numarayı ben yazayım istersen buraya ya. Dur bak. Şey oldu da. Anlamamış numaramı. Dur, telefon numaram. 0-5-6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 -
Alparslan Oktay. Hocam en ironi durumda evrim teorisini müfredattan kaldırdılar. İnanmıyoruz, etmiyoruz dediler ama aynı kişiler Covid mutasyonu uğradı diye ortalığı velveleye veriyor. Alparslan Gök çok güzel tespit. Katılıyorum sana. Yani aslında mutasyon dediğin gibi evrimin bir şeyi, yani o araçlarından biri. Mutasyona uğrama, değişme. Yani bu evrimin şeyinde ama bizde çok basit anlatılır evrimi. Ya derler o zaman biz maymundan gelmişsek niye şu andaki maymunlar insan olmuyor? Halbuki o değil. O bir örnek sadece. Evrimle ilgili o kadar çok bilgi var ki. Nedir, ne değildir, değişim, dünyanın değişimi ne şekildedir? O bir şeydir, teoridir. Ama asıl neyse. Şey, bu konuda şeyi var. Bizde Nobel ödülünü almış olan sağlıkçımız var ya. İsmini kim yazacak şimdi? İlk önce kim yazacak? İki tane Nobel ödülü var. Aziz Sancar. Evet, Aziz bak Sancar. İlk önce Dilek oradan şey. Aziz Sancar'ın bu konuda bir yorumu var. Ama onun hepsini okuyun o yorumu. Yani hocam. Efendim. Hocam Aziz Sancar demeseydi kimsenin sallayacağı yok. Yani illa birinin biri demesi lazım Müslüman olabilmek için şey. Evrime inanmam için Müslüman olmamam gerek şey. Olmam gerekmez gibisinden bir açıklamayı illa onun yapması gerekirdi hani. Yani o yapmayana kadar kimse evrime inanmayacaktı herhalde ülkede, şaka gibi. Yani şey değil yani o, yani hani ya da sonuçta evrime inanmayan çok büyük sayıda insan var. Ama şunu dedi, yani dedi ki ben evrime inanmam gerekmiyor dedi. Çünkü evrim şeydir dedi, bir gerçektir dedi. Evet, inanç o değildir. Da var. Bir inanç değildir evrim. Yani gerçek kanıtlanmış olan bir şeydir dedi. Bunu diyen Nobel ödülü almış Türkiye'den. Bilim Nobel'ini tek almış insan bunu diyor yani. Diyor ki diyor ben ona inanmak ve inanma bir şey değil. Ben bir dinsel inancım vardır ayrı, o benim inanırım. Ama bu inanç meselesi değildir dedi evrim. Bir gerçektir dedi. Bilim yani kanıtlarıyla var olan bir şeydir ama biliyorsunuz Adnan Hoca diye bir şarlatan vardı şu anda hapiste. O ona kalsa işte onlar olmasaymış ülkeyi ele geçirmişlerdi evrimciler bilmem neler. Öyle bir tartışma da açtılar ama arkadaşlar bilgi gerçekten doğru yerden almak lazım. Yani şeyden, bilimden almak lazım. Yani bilim adına konuşan herkes de bilim insanı değil. Bunu da kimin gerçekten bilimle ilgisi olduğu, bilimi gerçekten bildiği, onu da bir sorgulamak gerekiyor. Yoksa profesör doktor unvanı olan, doçent doktor unvanı olan herkes de bilim insanı değil ne yazık ki. Yani onlar sadece o unvanları bir şekilde ele geçirmişler ve o unvanları kullanarak toplumu bir şekilde yanıltıp, popüler kalıp, yani bir şekilde gündemde kalıp o şekilde hayatlarına devam ediyorlar ama doğrusu arkadaşlar bizlerin hepsinin sorgulaması ama Alparslan güzel bir örnek yakalamış. Doğru diyor. Mutasyon dediği zaman zaten onun araçlarından biri. Yani mutasyon her şey, değişim diye bir şey var. Dünya değişiyor, her şey değişiyor. İşte onu anlatır. Şey. Sadece insanla ilgili değil, canlı varlıkla değil, bütün dünyanın değişimiyle ilgili de bulguları vardır. Coğrafi yapının değişimiyle ilgili, diğer şeylerle ilgili. Evet arkadaşlar, son dakikalarımıza geldi. Son 3 dakikamız var mı? Güzel sorularınızı yazılı aldım. Sadece Dilek herhalde konuştu. Başka bir iki arkadaş daha konuşmuştu daha önce ama son
Son dakikalarda Dilek'in konuşmaları var, soruları var. Evet, var mı son 3 dakikada söyleyeceğiniz şeyler? Hocam. Yine Dilek konuşuyor herhalde. Evet, hocam mesela evrim dediğimiz gibi sadece biyolojik alanda değil, dini alanda da var, ekonomik alanda da var. Özellikle ekonomide çok belirgin olduğu düşünülüyor. Bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani bakmak istediğimiz ve görmek istediğimiz, düşünmek istediğimiz her alanda bulabiliriz evrimi. Bir de şu anne noktalar meselesinde adamın toplumdaki o dini algıyı, imajı değiştirmeye yönelik bir proje olduğunu düşünüyorum ki zaten çok da belli. Mesela en basitinden bu bile dinin nasıl evrildiğini gösteren bir uygulama gibi. Hani uygulama demişim, bir proje gibi bir şey yani. Aslında ben günümüzde bile herkes... Yok, ben onu yani şimdi mesela onu ben din adına bir pay vermiyorum. Onun dinle ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Ya ama insanlar bir proje din, yani. dinle ilişkisi olmayanlar dini kullanarak, yani insanların inancı neyse. Yani burada ya bizim ülkemizde Müslümanlık var ama Amerika'ya gidersiniz orada bir başka Hristiyanlığın bir kolu olarak vardır. Amişler vardır, diğer şeyler vardır. Herkes bir şekilde yani şimdi ben baktığım zaman şey var ya, bizde de çıkıyor din adına konuşanlar ama hiç dinle ilgisi yok konuşuyor. Ama tipleri, şeyleri falan önlerine bakıyorum ama aynı konuşmaları böyle uluslararası televizyon kanallarında böyle sadece bu tür vaaz veren yerler var, biliyor musunuz yani? Bu tür vaaz veren böyle Hristiyanlık adına konuşuyorlar yani, ama öyle bir konuşuyorlar ki diğer dinden olanlara, diğer dinlere, Müslümanlara düşmanlıkları var, bilmem neleri var. Böyle aynı şeyin buradaki formasyonları bunlar, Adnan Oktar ve diğer başka isimler de sayılabilir. Çok net isimler var o konuda. Ama sonuçta ben o adına konuştuğunu söylediği dinden de bilinçsiz olduğunu sanmıyorum. Yani yaptığı şeylerle, o garip şeylerle, biliyorsunuz. Kadınları bir kere, ya kadınlara yaptıkları yeter. Onların köle muamelesi yapması, o etrafında bulundurduğu kadınlara köle muamelesi yapması, o bile yeterlidir yani. O yüzden. Ama ne oldu? Ama bazı kesimler bunu din adına belki de bir şey olarak gördüler. Gerçek bir din adamı olarak gördüler. Ya da yani başkaları da var, biliyorsunuz. Yani ülkede yaşanan şeyler var. Yani daha önce siyasi sonuçları olan, bizi darbeye kadar götüren, bir darbe girişimine kadar götüren, gene böyle bir din adamından kaynaklanan şeyler var. Yani o yüzden böyle kimse kimsenin peşinden gözü kapalı gitmemeli. Benim dünya görüşüm o. Bakın, siyasi olarak da diyorum, inanç olarak da diyorum. Yani hiçbir siyaseti böyle körü körüne ben desteklemiyorum. Yani her şeyi sorguluyorum. Ama inanç olarak da sorguluyorum. Söylenenler ne diyor? Bunlar mantıklı mı, değil mi? Bunlar acaba yani beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyor, değil mi? Ve herkesin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin kendi iradesiyle karar vermesini gerektiğini düşünüyorum. Herkes kendi iradesiyle karar verdiği zaman şey oluyor. Ama öyle bir şey oluyor ki bu iradeye bile müdahale ediyorlar. Mesela öyle bir şey var ki, bir tarikat var, diyor ki sen şundan evleneceksin diyor. Ya insanın evlenecek kişi seçme iradesini bile ortadan kaldırıyor. Sen bana maaşının şu kadarını vereceksin diyor. Şu markette gideceksin diyor. Şu hastanede tedavi olacaksın diyor. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanın kendi iradesini yok sayan, geleceğiyle ilgili kararları vermesini engelleyen bir şey olabilir mi? İnanç insanın Allah'la arasında olan bir şeydir. Ve o anlamda tabii ki din adamlarının yazdıklarından, söylediklerinden de bilgi alarak bunu yapar. Ama o aldığı bilgileri de kendisinin sorgulaması gerekir. Daima bunu yaptığımız zaman bunları aşabiliriz. Yoksa orada biz körü körüne bağlı birilerinin her dediğine inanıp onun peşinden hiç sorgulamadan gittiğimiz zaman yani çok şeylere gidiyoruz. İşte bunun örnekleri var. Fazla da örnek vermeyeyim yani ders kapsamında. Bir konferans olsaydı çok daha rahat konuşurdum burada. Konferanslara daha rahat konuşurdum ama ders yapıyorum ne yazık ki. Derste de belli bir sınırda tutmam gerekiyor söylediğim şeyleri. Evet. Hocam işte çocukluktan itibaren ailelerde çocuklarda biraz böyle bireysel olarak düşünmeye ve hareket etmeye alıştırılırlarsa ileride bir günde böyle bir gruba dahil olmak istemeyeceklerdir ya da çok az bir grubun etkisinde kalacaklardır. Ama bu aileden başlıyor. Aile baskısı, mahalle baskısı, toplum baskısı diye gidiyor. İnsanlar da ister istemez bir gruba üye olmaya çalışıyorlar. Hani öyle olunca da ister istemez birçok alanda, birçok konuda o grubun düşündüklerinden etkileniyorlar. Sonra sürü psikolojisi doğuyor ortaya. Böyle doğru. Bebeğin sesinden çok... geldim bilmiyorum ama ağzı farklı. Bebek senin mi yoksa Dilek? Yok, onlar benim yeğenlerim. İki taneler de tamam. Odaya gelmiştim. Tamam, onları da duyduk derste o zaman. Tamam, oldu Dilek. Kapatacağım ama iki mesaj daha geldi arkadaşlar. Sapiens'te bir tanım var. Bunun için hocam kökten dincilik diye dini siyasal yol olarak gösteren demek.
Adnan Oktar'ın da yaptığı oydu ve tabii Fethullah Gülen'in. İnsan inanmaya bir ihtiyaç duyduğu için de dinle insanları kandırmak en kolayı. Doğru arkadaşlar. Yani insanlar çünkü şey yapmak istiyor, bir yere umut bağlamak istiyorlar. Ama o umudu bağladıkları yer gerçekten şey olmamalı, sahtekarlar olmamalı. Gerçekten şey olmalı, yani gerçek kendi inançları olmalı. O inancın iyi temsilcileri olmalı arkadaşlar. Doğru dürüst temsilcileri olmalı. Yoksa oraya sahtekarlar rahatlıkla devreye girip, yani bir mikrop gibi, virüs gibi orayı mahvedebiliyor. O dinsel inancı olan güveni de sarsıyorlar. O yüzden onları aşmamız için, bizim toplum olarak aşmamız, yani bunu şey de yaşadı, Avrupa'da, Amerika'da yaşadı, Hristiyanlık'ta yaşadı, hepsi yaşadı ama bir şekilde o şeyi yaptılar. İşte bizler de yapabilirsek, gerçek inanç, o inancın gerçek temsilcileri, doğru temsilcileri, dürüst temsilcileri, onlar o anlamda bu şeyi yaparız. Bunu aşabiliriz diye düşünüyorum. Birgül Kör de demiş ki, katılıyorum size hocam. Doğruyu yanlışı ayırt edebiliyoruz. Her duyduğumuzu direkt benimsememeliyiz. Doğru. Her duyduğumuzu direkt benimsemeyelim. Ben en yakın tanıdığım abim, kardeşim söylese bile ben onu sorgularım kafama uymuyorsa. Yani kafama uymayan şey, bu niye böyle diye sorarım. Bazen kötü de olurum arkadaşlar. Onun kötü olmayı da gözü alayım. Ama ben sorun bu niye böyle? Ben yani bunda bir şey var, kafama takılan bir şey var değil. Aklınızdaki soruyu paylaşın. Paylaşmadığımız zaman, her şeyi kabullendiğimiz zaman zaten bir sürü gibi oluyoruz. Yani her şeyin peşinden gitmek zorunda kalıyoruz. Onun gibi insanın kendi iradesi en büyük şeydir. Kendi iradesine göre hareket etmeli. Ya bir evli insan karısı üzerinde bile, onun iradesi üzerinde bile şey yapmamalı. Yani baskı kurmamalı. Kadın da erkek üzerinde baskı kurmamalı. Hatta çocuklar üzerinde bile böyle irade bakımından bir baskı kurulmamalı. Ya çocuklar da özgür, kendi düşüncelerini ifade edecek şekilde yetişmeleri ve kendi kararlarını verebilecek şekilde yetişmeleri gerekiyor. Ancak o zaman, biraz önce dedik ya, teknolojik anlamda değişim, eğitim falan, işte onları o zaman yaparız arkadaşlar. Ya bizim ailede baskıladığımız kadın, erkek veya çocuk ailede baskılamaya başladıktan sonra toplumsal hayatta da hep baskılandığı zaman ancak peşten sürüklenen olur arkadaşlar ve toplumu bireye taşımak için gerekli bir parçası olamaz, toplumun bir parçası olamazlar. Neyse, biraz felsefeye girdik, şeye girdik, mantığa girdik. Ama güzel, yani bunları da bu konular, çevre konularında bu mantık çerçevesinde değerlendirmek güzel arkadaşlar. Bakıyorum biraz 4 dakikada aşmışız. Alparslan'dan bir yorum daha geldi ama. Hocam, insanların dinle birlikte koyun gibi gülmesinin en kolay yolu bence insanların psikolojik olarak yok olmak korkusudur. En kötü sonuç, sonuçsuzluktan iyi de sonuçtan. Doğru, hepimiz bir varız ve yok olacağız. Bu yok oluştan sonra kendi inancı gereği ruhsal olarak var olacağına inananlar vardır, inanmayanlar vardır. Onlar insanların kendi düşünceleridir veya şeydir. O anlamda hepsine saygı duyuyoruz. Bütün inançlara saygı duyuyoruz. Ama o inançların şey olmaması lazım. Yani kalkıp da, yani inanç kılığında insanlara zarar verecek şeyler olmaması için de sorgulamamız gerekiyor. Sorgularsak kötüyü, nasıl meyve aldığımız zaman çürük meyveyi ayırıyoruz, iyi meyveyi kendimize alıyoruz veya yiyoruz. Aynı şekilde burada da çürük olanları ayıracak bir iradeye sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada da dersi bitirmek istiyorum ve sizden şu an ne istiyorum ben? Bu dersten aklımızda ne kaldı? 4 cümle olarak yazmanızı istiyorum arkadaşlar. 4 cümle olarak yazmanızı, iyice düşünün, tek parça yazın arkadaşlar lütfen. Ne anlattık? Ne kaldı? Bunun işte ne gibi yararı var? Yani kafanızda oluşan düşünceyi böyle hemen yazmayın. 3-5 dakika düşün. Ondan sonra bir kere de yazın lütfen arkadaşlar. Şu an derste 44 kişi var. 43'e düştü. Ne güzel. Yani siz de güzel dersler yaptık. Haftaya son dersimizi yapacağız. 13. hafta dersimiz olacak arkadaşlar. Ondan sonra da sınavda ne vereceğim konusunu bildireceğim. O yüzden herkes derse gelirse iyi olur. Sınavda hangi konuyu vereceğim size diye. Güzel geldik. Şu ana kadar güzel geldi. Güzel ders. Uzaktan olmasına rağmen bence iyi dersler yaptık. İnşallah son dersimizde de güzel bir dersle finalini yapacağız dersimizin. Hepinize iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.